معين، يا حنان يا منان، يا كريم يا غفور يا رحيم يا رحمن. Şimdi o eylemden aşağı böyle biraz mefhum olarak alıp kaldığımız yere girelim. Rabban demiş ki eylem enne külle ademin, her adem, bilesin ki her adem lennan sabaga bi zillin min zillalil kemalatil vücudiyeti, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığına dayalı her bir mükemmelliğin, evet her bir efendim kemalin zilline karışınca, vücudun getirmiş olduğu mükemmelliğin bir ziline karışınca adem, ki o kemalat-ı vücudiye el-mukabileti lehe, bu efendim yani ademe falan zıt bunlar. Dedi vel munakişete aleyhe, o kemalat-ı vücudiye ademe mesela aksediyor. Ne zaman ki böyle oldu, yani kemalat-ı vücudiyenin her bir zilli ademe karıştı. Arada lehu vücudun, ademde de bu sefer varlık oldu. Ve zinetun fil harici, dış dünyada demek ki bir süs, bir varlık söz konusu oldu. Ama bir hilaf-ı adem-i sırfi, adem-i sırf böyle değil. Burada ademin parçalarını söylüyor, külli adem diyor. Ama adem-i sırf da parçalanmayan adem-i sırf değil. Heynno lem yeteessir bihâzî zilâli. Onda ise kemalat-ı vücudiyenin zilliyle peki yani ziline karışmak yok. وَلَمْ يَقْبَلْ لَوْنًا وَسِبْغًا, o adem-i sırf renk yok, ondan sonra onda bir boya, yani kemalat-ı vücudun boyasıyla boyanma yok. وَكَيْفَ يَقْبَلُ لَوْنَ وَسِبْغًا dedi, ondan sonra nasıl diyor renk kabul edecek, boya kabul edecek. فَيَنَوْ لَيْسَ مُقَابِلًا لِهَذِي الزِّلَالِ, adem-i sırf peki kemalat-ı vücudiyenin zilleriyle karşı karşıya değil, yani kemalat-ı vücudiyeden bir parça alacağız ona falan değil. Fenkatli o mukabele, peki eğer zıddiyeti var ise bu adem-i sırfın diyelim, eğer zıt olma durum var ise feyye bi hadretil vücudu sırfi teala ve tekeddese, o öz zat-ı pâki sübhaniyenin yani halis efendim varlığın zıddı konumunda bulunuyor. Yani bu vücudu sırfta da hani daha zilal yok. Zilal olmayan vücudu sırfın karşılığında demek ki yani zilleri daha teşekkül etmeyen vücud-ı sırfın karşısında adem-i sırf var. Sonra vücud-ı sırftan diyelim mesela ziller oluşunca otomatikman ademden de efendim yani zil oluşuyor. Böyle. Şimdi fel arifu tammu el marifeti, fel arifu tammu el marifeti, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu tam, yani tabii kendine göre bu Mevla'ya marifete tam olan Allah dostu var ya, Mevla'ya marife tam olan kişi var ya, Mevla'nın dostu, izâ nezele, indiği zaman, min mekamil ademi sırfi, sırf adem makamından aşağı inmeye başladığı zaman, sırf adem makamından, halis yokluk efendim makamından nereye iniyor, ne zaman iniyor bu? Adet terakkihi, çıktıktan sonra, ala hadretil vücudu sırfi, demek ki vücudu sırf, halis yokluk, daha zil teşekkür etmemiş, halis efendim yani varlık makamından, halis varlık makamından makamına çıktıktan sonra halis varlık makamına çıktıktan sonra halis yokluk makamına indiği zaman yahsulu, o zaman meydana geliyor lihazel ademi eydan, bu efendim arifin uğramış olduğu ademi sırf makamında oluşuyor bi tevessülihi, o alimin peki o makama gelişiyle, yani o arif ile o ademi sırfta oluşuyor. Ne? İnsibağın boyanma bi hadretil vücudi, o varlık makamının boyasıyla boyanma imkanı oluyor. Ve tezeyyene bihi, evet, insibavun ve tezeyyunun bihi ve husnun, aynı zamanda o arif ile Mevla'nın dostuyla adem ne oluyor? Zinet ve güzellik sahibi oluyor. Mevla'nın dostu vücudu sırf makamına çıktıktan sonra, halis varlık makamına çıktıktan sonra inişe geçtiği zaman demek ki ademe de ne oluyor bu sefer?
o varlık makamının ona kazandırdığı güzellik ile Adem'e de bu sefer ne oluyor? Güzellik geliyor. Şimdi artık ne oluyor? Ne oluyor yavaş yavaş? Adem'den ziller ve parçalar oluşmaya başlıyor. Akis oluyor ya. Mevla'nın dostu henüz Adem-i Sırf'a uğramadan, Adem-i Sırf'ta bir yani renk değişimi yok. Varlığın peki bulaşmasıyla yoklukta bir güzelleşme yok. Ama Mevla'nın dostu ne zaman peki vücudu sırfa ulaşır da döner, Adem-i Sırf'a peki uğrar, o zaman ne oluyor ondaki Ademlerin teker teker artık yani varlıktan yansıyan güzelliklerle güzelleşmesi ne oluyor? Söz konusu oluyor. O zaman ne demek oluyor bu? Yani o insanın nefsi ammaresindeki kötülükler ne oluyor artık? Teker teker ondan sonra güzelliğe dönüşüyor. Nefis diye bir şey kalmıyor. Hocam Hazreti vücudun karşısında Adem var mı? Hazreti bu mesele bu Adem-i Sırf'ın karşısında var ya, Hazreti vücudun zilli var. Ha, kendisi yok yani. Şey nedir? Vücudu sırf, efendim terakki diyor, bak oraya çıktıktan sonra diyor, çıktıktan sonra Adem-i Sırf'a uğruyor diyor. Yani vücudu sırfın peki şeyi de peki altındaki gene varlık deryası ama zil. Varlık deryası ama zil. Fe'ineyzin o zaman yani vücudu sırfa peki Mevla'nın dostu çıkıp da Adem, sırf Adem, Adem'e uğradıktan sonra yani yahsulu meydana geliyor. Li cemi'i meratibi adami hazel arifi. Mevla'nın bu dostunun peki o Adem'i sırfın altındaki bütün Adem basamaklarının nesi oluyor? Elleti öyle Adem basamakları ki iyi onlar fil hakikati, hakikatte meratibuhu zatiyyetu. Mevla'nın dostun öz zatıyla alakalı basamaklar onlar. Değil mi? Yani insanda şimdi binlerce Adem var yani. Nasıl? Mesela göz, gözün mesela Adem'i var. Gözün mesela Adem'i devreye girse göz görmüyor. Kulak mesela işitmesi var. İşitme kayboldu mu bu sefer orada bir Adem devreye giriyor. İnsanda var trilyonlarca hücre. Her birisinin vücudu olduğu gibi Adem'i de var mı? Var ya. İşte bu meratibul ademiye dedi, meratibul zatiye dedi, yani arif olan zatın öz zatıyla alakalı basamaklar. Bütün o adam basamakları ne oluyor şimdi? İçin oluyor el husnu, güzellik vel hayriyetu, hayriyet yani hayırlı olma. Ama icmalen ve tafsilen, yukarıdan aşağı gelirken peki icmal daha da aşağı gitti mi tafsil oluyor. Önce varlığı, değil mi? Önce varlığı, sonra o varlığın tevabi olan şeyler. Ve yahsulü lehe, peki, onlara atıp için peki meydana geliyor, el cemalü vel kemalü, tamam, o Adem için, Adem mertebeler için ne oluyor? Artık güzellik vesaire, yani o gördüğü zaman Mevla'nın dostu harika görüyor. O duyduğu zaman harika peki yani duyuyor. O tuttuğu zaman harika tutuyor, o yürüdüğü zaman harika yürüyor. Niye? Bütün yani faaliyetleri için kötü olan ademler artık ne yapmıştır? Kemale inkılap etmiştir. Ondan dolayı. Duyu organları gelişiyor mu hocam? Bu zannettin ya. Ademi tamamıyla sıfıra indikçe görüş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işte Cabir ibn Abdillah ile yolda giderken noktada sıra gökyüzünde. Kaç tane yıldız görüyorsun diyor. Alt tane ya Resulullah. 19'da 11 tane yıldız var diyor Resulullah. Bak onun gözü onun gözüne benzemiyor. Buna benzer bir sürü şeyler. Sen buradan bir laf söyleyeceksin peki. Mısır'daki Nil Nehri duracak. Mümkün mü? Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh kağıt yazıyor. Bu kağıdı atınca Nil Nehri'ne atıyorlar. Nil artık ondan sonra taşmıyor. Medine-i Münevver'de minberden ikaz ediyor. Sad bin Vakkas İran Savaşı'ndayken ya Sa'd diyor el cebel diyor. Daha dikkat et diyor. Medine'den ta Kadisiye'ye şeyde bulunuyor, ikazda bulunuyor. Nasıl oluyor peki o? Bak onun sesi normalde ulaşamaz oraya. Bak ses nereye gitti peki? Ve sahabenin peki onu duyması vesaire. Nasıl oluyor peki?
sahabe-i kiram Hanzala'nın işte cesedinin savaş meydanında yıkandığını görüyorlar ama göklerde yıkandığını görüyorlar. Melek-i kiram görüyorlar. Hazreti Fatıma Cebrail Aleyhisselam görmüştür. Hazreti Ayşe Cebrail Aleyhisselam görmüştür. Aynı göz. Senin gözün niye görmüyor peki? Senin gözün hala Adem'den kurtulmuş değil. Yani Adem bırakmıyor ki gözün görsün. Sen daha, ben daha çapakları tam temizlemiş değiliz. İşte burada onu anlatmak istiyorum. Şu İbar'ın anlattığı şeyin yani bu Mevla'nın dostundaki yansıması nasıl oluyor? Onu söylemeyeyim mi Rabbani? Onu artık sen bulacaksın. Buldun tamam. Bir de mektup otelden bırakmasın. Bulamadın. Ya ne bu ya felsefi izahlar dersin. Benim ne battın gittin. Onları söylemeyeyim mi Rabbani? Çünkü bunu yazdı adam koca adamdı değil mi? Önde oğlum ama Sadık. Zaten hep böyle şey felsefi ve hikem mektupları ya ona yazıyor mu ya Muhammed Masum'a yazıyor ya oğlum Muhammed Said'e yazıyor. Ki bu daha 25 yaşında değil bir şey. Adamlar nereden gidiyorlar? Ve yasirillehe o ademler için ne oluyor? El cemalu vel kemalu. Aha bunlar meydana geliyor. Ve hadil hayriyetu bu güzellik var ya esariyetu bulaşıyor. Mevla'nın dostu o sırf efendim varlık makamından dönüşünden sonra getirmiş olduğu güzellikler ne oluyor? Peki Adem'e sonra Adem'in yüzlerine vesaire karışınca Adem'e de peki güzellik geliyor. Ve hadil hayriyetu bu hayırlılık var ya bu güzellik var ya esariyetu bulaşıyor. Fi cemi'il meratibi zatiyeti bu efendim Mevla'nın dostunun zatını oluşturan bütün Adem basamaklarına bulaşan diyor bu güzellik var ya mahsusatun bu özeldir bir misli hazel arifi Mevla'nın bu gibi dostlarına tamam mı? Ne hangi dostlarına? Vücudu sırfa çıkmış ondan sonra terakkisi tamamlanmış yükselişi tamamlanmış ondan sonra dönerken Adem-i sırf ondan sonra icmalen sonra aşağı tafsilen vesaire vesaire basamakları bir inen Mevla'nın dostuna hasır bu güzellikler. Şimdi buralara var ya öyle mana veriyoruz ki sanki konuştuğumuzu ibare söylememiş gibi. Yani eve git şimdi buraya bak böyle. Ya hoca burayı söylerken anlamıştım. Bu şimdi nereden çıkıyor bu mana vesaire? Mektubatın Arapçası öyle. Yani sırf lügede kaldım var ya yandım. Peki vadil hayriyetu bu güzellik essariyetu bulaşan güzellik vücudu sırfa ulaştıktan sonra o kemalat-ı vücudiyeyi elde ettikten sonra fi cemil meratibi zatiyeti öz zatıyla ilgili adem basamaklarına Mevla'nın dostu artık uğrama başladığı zaman onlara gelen bu güzellik var ya mahsusatun özeldir bir misli hazel arifi Mevla'nın peki bu gibi dostlarına demek ki terakkisi tam ve dönüşü nüzulü tam olan Mevla'nın dostuna astır. Fe'in eğer seref bulaşırsa el hayriyetu bir hayırlılık fi gayrihi Mevla'nın dostundan başkasına eğer bu güzellik bulaşırsa fe'ye Mevla'nın dostundan başka birisinde eğer böyle bir güzellik görüyorsanız fe'in seref eğer bulaşıyorsa el hayriyetu bir güzellik fi gayrihi Mevla'nın bu efendim bahsettiğimiz güzellikteki dostundan başka yani terakkiyi tam tamamlamış olan Mevla'nın dostundan başkasında böyle bir güzellik görürseniz feyye var ya bu hayriyet bu güzellik immaya maksuratun özeldir bu ala ba'dil meratibi tafsiliyeti yani tafsili detaya aşağıdaki peki Adem basamakların bazısında özel bir güzelliktir bu. Yoksa efendim vücudu sırfa bulmuş da ondan sonra dönüşe geçmiş de Adem'i sırfa uğramış da ondan sonra basamakların aşağı inmiş de öyle değil ha. Öyle değil ha. Ya nedir? Aşağıdaki mesela diyelim basamaklar tafsildir. Tafsilden insan şeye gidiyor, mücmele gidiyor. Şimdi diyelim mesela bir ters bir V düşünün. Ters bir V.
Şimdi buradan bir tane diyelim gidiyor böyle, bir de buradan bir çizgi geliyor böyle. Bunlar şimdi aslında böyle icmale doğru gidiyorlar. Noktaya doğru gidiyor. Alttan mesafe geniş değil mi? Halil, yukarıya doğru peki daralıyor, daralıyor, daralıyor. Ha, Mevlam öbür dostu tam o iki çizginin birleştiği noktaya kadar geliyor. Sonra dönüşü var. Bu öbürleri ise, onun dışındakiler ise bu geniş sahadan kalkış diyelim mesela, hani geniş sahadan soldakinden kalkış yapıyor. Fakat daha tam iki hani çizginin kesiştiği noktaya gelmeden yarı yoldan dönüş var. O zaman ne oluyor? Aşağıdaki Adem basamaklarında ancak bir güzellik söz konusu oluyor. Yukarıda vesaire yok. Hocam kişinin mebde-i tayin önüne vardığı oraya güzelleştikten sonra yukarıyı düzeltmenin manası neyken niye gerekiyor? Kendi mebde-i tayinine kadar veya o mebde-i tayinin bulunduğu Ademleri düzeltir. Yani vücut boyasıyla boya. Orada gene hala Adem var. Ama kendi mebde-i tayinine yani, ulaştı o kişi. Yukarının ne alakası oluyor ki o kişiyle? Yukarıda icmal var. Mebde-i tayin bir defa tafsil makamı. Yukarıdan yine geliyor diyorsunuz mebde-i tayin. Tabii. Ne, orası şey, tayin-i sani. Daha evvel var, la tayin var. Peki, fe-i imma maksuratun. Bu güzellik var ya, özeldir nereye? Bak, Mevlana şimdi bir dostu var. Kemalat-ı vücudiyeye yani ulaşmış. Bu vücudu sırt dediğimiz mesela halis varlık makamına gelmiş bir yerde. İcmalen artık son yok, bitti. İcmalen artık son bitti. Yani oradan dönüş var. Bölüm veren dost var. Bir de o peki yani vücudu sırfı ulaşamamış senin anlayacağın. Yani senin anlayacağın ilkokul 3'ten terk. Tamam mı? Bu diyelim şimdi 8 yıl mı peki okula? 8 yıla gelmeden 5. sınıftan döndü aşağı doğru. Gene bunda bir takım okuma yazma var, güzellikler var ama 8. sınıfa gelen gibi mi peki? Değil. Bu böyle bahsetti. Ve imma maksuratun ala ba'dil maratibi tafsiliyeti. Bu maratibi tafsiliye de min a'damihi zatiyeti. Bak o yani arifi tamul marifenin dışındaki Mevla'nın dostluğunu zatın oluşturan ademler bunlar. Ev yahut da sariyetun, ev yahut da sariyetun o hayriyet peki ne yapmıştır, bulaşmıştır. Fi cemi'i maratibiha tafsiliyeti. Ya bazı adem mertebelerinde veyahut da bütün tafsil adem mertebelerinde o güzellik ne yapmıştır peki? O arif-i tamil marifenin dışındaki Mevla'nın dostluğundan ademlere yansımıştır. Ala tefavuti derecati. Bunlar da Mevla'nın dostluğunun peki derecelerinin farklılığına göre. Bir tanesi diyelim 10 basamak çıktıysa tamam mı? 10 tane adem mertebesinin ne yapacak? Yansıyacak şeyi. Güzelliği. Birisi 20 çıktıysa 20 basamak. Birisi 100 çıktıysa 100 basamak. Böyle. Yani şimdi şu anda mesela hepimizin diyelim ademlerinde çirkinlik tarafımızı oluşturan ademlerimizde farklı farklı güzellikler var. Kimimizde mesela 10 tane kötü veyahut da 10 tane neslinin diyelim varlığı ne yapmıştır? Onun çirkinliğine bulaşmıştır. Kimimizde 20 tane, kimimizde diyelim 100 tane diyelim. Şimdi insan beyninde ne var? 100 milyar hücre var misal. Bir sayım böyle, bir sayım 100 trilyon. 100 trilyon hücrenin diyelim, ben de şimdi mesela bak görme noktasında gözlük kullanıyorum. Gözlük kullananlar var. Gözlüklerin bile numaraları farklı farklı. Bu ne demektir? Yani işte gözle alakalı hücrelerin efendim yani şu kadarında demek ki adem artışı var. Yani kemalat-ı vücudiye ne oldu? Eksildi oradan. Adem devreye girince varlık peki ne yapıyor bu sefer? Yetmiyor. Yetmeyince göz bu sefer takviye ihtiyaç vesaire ihtiyaç hissediyor. Yani arıza var demek oluyor. Kimisi mesela yürürken topallayarak yürüyor. Ve onun mesela diyelim o organıyla alakalı hücrelerde adem fazlalığı var. Kimisi ağır işitiyor icabında. Kimisi daha ağır işitiyor. Kimisi hiç işitmiyor vesaire bak. Hepsi böyle seviyeli seviyeli. Zeka mesela
Kimisi mesela işte bir türlü, öbürü bir türlü. Yani dünyada hiçbir insanın zekası böyle mili mikron seviyede birbirine eşit değildir. Gene milim de olsa bir zeka öbüründen fark atar. Bu farklılık ne? İşte diyelim ki bunda diyelim 1000 tane varlık var ise, zekanın efendim güzelliği için varlıktan nasip var ise öbürün 999 var. O bir eksiklik oradan geliyor. Herhalde Allah-u Alem işte, ki doğru olsa da bu gerektir. Yani günah şimdi ne yapıyor? Günah belki insandaki vücudu negatif yapıyor bir yerde. Yani ademlerin katsayısını artırıyor demek oluyor. Adem katsayısı artınca otomatikman öbür tarafa vuruyor. Peki hocam, insan istidat ezilesinin haricine çıkma durumu oldu mu? Zaten bu, işte bu. Kaza ve kaderi bu. Böyle yazıldı. Ama senin peki işleyeceğin günahları Mevla bildiği için yazdı oraya. Yoksa Mevla öyle yazdı, seni öyle yapmaya icbar etti, mecbur etti. O demek değil. Senin kendi iradenle ve isteğinle işleyeceğin günahları bildiği için Mevla oraya yazdı. İlim maluma tabidir. İlim maluma tabidir. İlim maluma tabidir. Gerçi Allah'ın oraya yazması da belki yani seni o işi yapmaya mecburen iter ama o zaman da soru gelir. Allah sana akıl niye verdi? İrade niye verdi? İhtiyar niye verdi? O zaman ne oluyor? Hesap sana geliyor. Allah'a gelmiyor. Mesela şoför ehliyet kitabı var. Adam diyor ki bak, kaza, hani kazalar mesela şu 20 noktada olur. 1. Yanlış sollarsan, 2. Yanlış yere park edersen, 3. Aşırı hız, 4. Bilmem ne işte içki içersen falan filan, sarhoş olursan. Adam bunları buraya yazıyor. Ve sen kaza yapıyorsun şimdi. Sen kaza yaptığın zaman trafik polisinin mesela o kitabı onları yazması mı seni kazaya mecbur etti? Yoksa kendi kafanı kullanamayacağını, deli dolu olacağını, insanlara nefis var. Bazen kanun dışı, kayda dışı iş yapıyorlar. Bunları trafik polisleri bildiği için gördüler çünkü. Bildiği için mi onlar oraya yazdı? İşte aynı şey. Vazel kısmul ahiru, bak bu son kısım var ya Selman Efendi, yani bu o arife tahammül marife vardı ya, bu, şimdi burada ne oldu? Üç tane adam ortaya çıktı. Bir, marifetullah diyelim, tam olan Mevla'nın dostu, terakkisini yükselişini tamamlamış ve dönüşe geçmiş olan Mevla'nın dostu var. Bir, ikincisi bu tafsil mertebelerin bir kısmında ancak peki güzelliğe sahip olan var. Bir de mesela aşağıda söylemiştim, tafsil mertebelerin tamamında ne yapan, güzellik sahibi olan ondan sonra bir Mevla'nın dostu var. Şimdi diyor ki vazel kısmul ehirun, bu son bahsedilen kısım var ya, tafsil mertebelerin yani Adem'in detaya bakan peki basamaklarında güzelliği Adem'lere karışan Mevla'nın dostu var ya, vazel kısmul ehir eydan, önceki gibi peki yani arif-i tam-ül marife mesela gibi. Bu da nedir? Nadir-ül-vücudi. Bu da yani varlığı son derece az olan insanlardandır. Bırakın diyor yani yükseliş basamaklarını tamamlamış Mevla'nın dostunu. Adem'in peki tafsil, detaya bakan basamaklarında Adem mertebelerine güzellik bulaşmış olan Mevla'nın dostları bile peki nedir? Son derece azdır diyor. وَاَمَّا مَرْتَبَتُمْ İcmal-i Adem'i, peki gelelim ve emma mertebetü icmal-i Adem'i, Adem'in icmal, tafsil değil, icmali olduğu mertebeler var ya, mertebe, Adem'in nokta olduğu mertebe var, Adem'in demek ki, yani Adem'in su kaynağı diyebileceğimiz bir durum var, bir de
o su kaynağına çıkan böyle dereler var. Dereler ne oluyor? Tafsil oluyor. Ama o derelerin bağlandığı nokta ne oluyor? İcmal lil adem oluyor. Ve emma mertebetü icmal el adem, ademin son derece hülasa ve öz olduğu, yani o derelere peki kaynaklık yapan adem noktası var ya, ellezi, o icmal adem ki, ademin peki nokta olmuş olduğu durum var ya, o nedir? Aynı külli şerrin ve naksin. O yani her türlü kötülüğün, her türlü peki şirretliğin, namussuzluğun kaynağı, aha orası. İcmal-ül Adem. Şimdi biz şimdi bir yerde, yani bizdeki şimdi mesela Ademlere tafsil işte. Bir de ne var mesela? Daha hiç böyle dağıtım yapılmamış merkezde kaynak olan bir Adem noktası var. Anladık mı? Mesela şu an biz hepimiz topraktanız değil mi? Şimdi bu toprağın tafsiliyiz bir yerde. Sana mesela gelen toprak var, ona gelen var, ona gelen var. Ama bir de toprağın bizzat kendisi daha taksim edilmemiş diyelim, bir halini düşün ki yerdeki toprak. Bir de böyle seni, o ne oluyor? İcmal oluyor. Toprağın üstünde topraktan çıkan olan her şey ne oluyor? Tafsil oluyor. Şimdi Adem'i de işte aynen böyle düşün. Şimdi Adem'in merkezi var ya, her türlü şerrin ve naksın efendim kaynağıdır orası ki فَلَمْ تَحْسُلْ ف۪يهَا. Orada mesela meydana gelmedi İcmal Adem'de, Adem'in daha dağıtım yapılmayan belki durumunda oradan o meydana gelmedi رَائِحَةٌ, bir koku dahi yok مِنَ الْخَيْرِيَّةِ, hayriyetten belki güzel olmaktan hiçbir şey yok orada, değil mi? Tarlayı mesela diyelim sürdüğünü kabul et, hep toprak, dümdüz toprak belki, ot dahi yok üzerinde. Orası ne oldu şimdi? İcmaldir o. Ama ne yapıyorsun sen peki? Sürüyorsun, ekiyorsun, bir şey atıyorsun ona. O attığın tohumları sen kemalat-ı vücudiyeden kabul et işte. Tamam mı? Adem toprak daha böyle sürülmedi, ekilmedi. Oraya bir şey yansımadı, tohum, mohum, şu bu vesaire. İcmal orada, yani daha bir hayriyet yok, güzellik yok o toprakta. Peki. لِأَحَدٍ اِجْمَالْ اَدَمْدَ, henüz daha peki bir kemal, güzellikten bir koku dahi yoktur. سِوَ الْعَارِفِ الْمَسْكُورِ, سِوَ الْعَارِفِ الْمَسْكُورِ, yukarıda arifi tam-ı marifi var ya, onun dışında اِجْمَالُ الْاَدَمِ, güzel olan peki, yani hiçbir meydan dostu yok. Öbürleri var ya, yarı yolda Adem'in peki tafsil mertebelerine takıldılar. Halbuki bu Adem'in kaynağı olan sıfır noktaya ulaşamadılar. Ama o demin bahsettiği çıkış makamlarına tanınan Mevla'nın dostu ise vücudu sırfı buldu. Ondan sonra Adem'i sırfı buldu. Adem'i sırf ne oluyor? İcmal noktası oluyor. Ha? Bir tek o adamın yüzünden o icmal Adem ne oluyor peki? Güzelliğe dönüşüyor. Öbürleri ise vücudu sırfı ulaşamadığından o icmal adamın aşağıdaki basamaklarına ancak yani onların güzelliği yansıyor. Hani diyorlar ya işte ki Konya'ya giden yarım hacı olurmuş. Halkın ağzı işte bu. Kabe'ye gidiyordu, gidemedi, Konya'ya gitti. Konya'ya giden yarım hacı vesaire. Yani yarım yol, yarım hacı falan. Şimdi bu adam da vücudu sırfa ulaşamamış da yarı yoldan dönüş yapmış. O zaman yani Adem'in sıfırını bulamadı bu adam. Dolayısıyla o zaman ne oluyor işte bak. İşte onun için tarikatta ilk andaki cezbe sevilmiyor. Çünkü ilk andaki cezbe bir vurur sana, tamam, seni atar yukarıya doğru. Atar ama diyelim geldin bir noktaya, yarım noktaya, vücudu sırfı bulamadın. Yarım noktaya geldin, oradan tamam fışt bir döndün, tamam. Senin bir takım ademlerinde güzellikler oluştu ama sen eksiksin. Ama diyelim ki ne oldu? Yükseldin. Vücudu sırfa geldin. Geldin mi? Ha. Şimdi burada bir cezve patlak verirse Halil, tamam mı? O zaman sazanları ağla değil, elle yakalıyorsun. Ona göre. Hocam siz yarı yoldan döndürülen bazı aletler var dediniz ya. O zaman onlara eksiklik olmuyor mu? Tabii eksiklik oluyor. Ama onlar inşaat için görevlendirildi. Bazen tamından da üstündür dedi. Şimdi onu diyecektim işte sana.
Yani bu mesela bu diyelim mesela o çok istisnai bir durum o. Yani o hükmen kabul edilmiş mi oluyor? Adam yani. Sen ne söyledi burada? Bak ne sana burada? Onlar bile nadir vücut dedi sana. Onlar bile son derece az. Onlar bile az. Ne yani bu? Bu şey mi oldu? Çarşamba pazarı mı burası? Ne ararsan var. Bol miktarda. Onu işte kıyas ediyor da. Yok hocam şimdikiler değil. Hani siz yarı yoldan döndürürsünüz. Tamam eyvallah. O bir tanedir o. O bir kişi ama yine Adem'e bitmedi onun. Tamam. Adem eyvallah bitmedi. Ama, hükmen bitirmiş mi kabul ediyor Allah onu? Eyvallah. Öyle işte. Bu Ramazan burada suç buraya geldi ama Selman yarın döndü. Senin şu arada var ya kapatacağım bir takım şeyleri bu icabında yönerek kapat. Yani kabiliyet diyorum Rabbani. Kabiliyet diyor. Bu neye benziyordu? Okulun mesela okula gitmeden önce okuma yazma çocuğuna öğretmişsin. Öğretmenin ikinci sınıftan öncesinden başlatıyor. Evet. Oluyor böyle. O istisnadır ama normalde bu nakıstır. Normalde mi? Hatta İmam Rabbani diyor ki cezbeyle böyle gelse bile diyor tamam mı? Hayır diyor. Hayır. Bu adam var ya bu adam havalara girmesin diyor. Tamam birçok ademi güzelleşmiştir diyor. Eyvallah. Amma ve lakin bu yoldaki cezbe var ya bunun ayağını kaydırabilir. Onun için bunun şu tepeye çıkmış olan Mevlan dostu var ya onun denetiminde olması lazım İmam Rabbani. Onun kontrolünde olacak diyor. Bütün ademleri güzelleşen bir Allah dostu. Evet. Güzelleşmesi için bütün zatî mertebe geçmesi lazım değil mi? Nereye geçmesi? Zatî mertebeler geçmesi lazım değil mi? Geçti zaten. O zaman geçtiyse 1 ile 3 1 olmuyor mu hocam? Ne? Birinci şıkta 2 3 şık aynı oluyor o zaman. Hangi bakımdan yani aynı oluyor? Buyurdu ya burada mesela fî cemî merakibiz tafsiliyeti dedi mesela üçüncüsünde. Evet. Böyle olabilmesi için bütün zatî mertebe geçmesi lazım. Yok. Dedim ya sana mesela, tamam diyelim ki mesela ilkokul birinci sınıfı geçtin, evet. Değil mi? O bir zat-ı mertebeydi, geçtin. Tamam. Peki, onun mukabilinde olan diyelim mesela Adem ne oldu? Güzelleşti. Güzelleşti. İkiye geçtin, güzelleşti. Üçe geçtin, güzelleşti. Dörde geçtin, güzelleşti. Beşe geçtin, güzelleşti. Altıya geçtin, güzelleşti. Öteye gitmedi, fişt döndü geriye. İki tane eksik, yukarıda şey var. Üçe gitmeyince üstteki peki Ademler güzelleşmedi ama. Güzelleşmedi tamam. Ama burada o zaman niye cemi dedi ki o zaman? Cemi dedi meraklı bir tavsiliyet. Şimdi yukarıda iki tane söyledi. Bir imma maksuretin ala badil meraklı bir tavsiliye bak. Tamam. Ya öyle. O dönem. Veyahut da aşağı ne dedi? Cemi meraklı bir tavsiliyet dedi burada. Efsariyetun fi cemi meraklı bir tavsiliyeti. Deyince. Ala batıl meratibin min adam zatit evsariyetun fi cemi'i meratibi et tafsil edin. Değil mi hocam tafsil edin? Sildiği adamlar. Tafsil meratibi sildiği zaman bütün... Şimdi bu aşağıdan gelmesen tamam mı? Aşağıdan gelme diyelim. Yukarıdan geliyor şimdi bu. Yukarıdan gelince dönüyor ya. Dönüyor diyelim mesela. En üste çıktı bu. Bu ne oldu şimdi mesela? Diyelim mesela ama bu gene şey bu. Nedir? Bu tafsiliyeti, Arabadın marit tafsiliyeti, ev, fi cimi marit tafsiliyeti, fi gayriyi, fi imma mas'ana ma'abadın marit tafsiliyeti, in adam zatiyeti, ev sâlim, fi cimi marit tafsiliyeti, aradır derecati. Şimdi yukarıda bir tane var mesela, terakki tam oldu, peki, ondan sonra bütün ademler peki, hayriyete dönüştü. Ondan sonra, ama tamul marifi olmayan Mevla'nın dostluğundaki güzellik ise şimdi bu bir defa içeri çıkmadı bu. Tam vücudu sırfa çıkmadı bu adam. Tamam mı? Ha çıkmadı diyelim. İmma maks'ale badil marifi tafsiliyeti. Peki bunun peki güzelliği nedir ise bazı mesele tafsil mertebeleridir. Bazı tafsil mertebeleridir. Evet. Bak veyahut da mesele nedir? Dedi diyelim mesela çıktı vücudu sırfa mesela bir basamak kaldı. Yine eksik kaldı. Bak icmali görmedi ama. İcmali görmedi. O zaman cemi dememesi lazım. Dur icmali görmedi ama. Görmedi. Bir dakika. İcmal altında bulunan hepsi nedir? Tafsil. Onun için cemi diyor işte. İcmali görmedi, icmalin altı. Hani icmal adem... görmediği için tafsil olmuş oluyor. İcmal ademi görmedi. Tamam mı? Evet. İcmal ademe güzellik yok. Ama İcmal adam bir basamak altı
Yani 100'e gelmeden 99'u buldu. O zaman tafsil oluyor. Ha, işte o ne oldu peki? Şey oluyor tafsil yani. Tafsil makamları oluyor. A'dan Z'ye hepsi oluyor. Ha, ama arif-i tam marife icmal ademde de güzellik sahibi. Dedi ya. İcmal yani, adem nasıl güzel oluyor hocam onu tam ben. Sırf mutlak adem nasıl güzelliğe dönüyor? Tafsil vaki olmayan adem noktası. Dedim ya sana suyun kaynağı. Daha dereler oluşmadı. Kaynağı da güzel oluyor. Böyle dedi ya. Ondan sonra bu icmal ademde güzellik sadece dedi şeyde meydana geliyor dedi. Nedir? Dedi ya. Ve emma mertebetu icmal adem. Tamam mı? Adem'in asıl nokta ve kaynağı olan nokta var ya. Ellezi ve aynı külüşemlaksın. Felem tahsul fîgâ râigâtu minel khayriyeti. Orada güzellik yok. Liyadın kimse hiç gibi kimseye. Ne o tafsilin bazı mertebelerinde, ne cemî meratibisinde bulunan Mevla'nın dostlarına orada güzellik yok. Sivel arifil meskûr. Ama vücudu sırf ulaşmış olan Mevla'nın dostunun sadece orada güzelliği var. İcmal-ı tafsil. O ne yaptı şimdi? O şimdi diyelim ki, dereler mesela şimdi bulanık akıyor icabında. Tamam mı? Ama suyun kaynağı, nasıl diyeyim sana şimdi? Şimdi bak şöyle kabul et. Suyun kaynağı bulanık. Tamam mı? Şer var mı orada? Var değil mi? Ondan sonra naks var mı orada? Var. Arı duru değil. Şimdi Mevla'nın dostu o bulanık kaynağı var ya, bulanık kaynağı arı ve duru suya çeviriyor. Anladın mı? O kendi kaynağını tabii. Ne? Ondan sonra ne oluyor? Aşağı doğru gelen bütün derelerin suyu değişiyor. Şimdi şeyde ise, diğer öbürleri ise asıl merkezdeki bulanıklığı gidermiş değil. Onun için hep bulanık olacak. Gene o onların derelerinde nispeten ne oluyor peki? Bulanıklık oluyor. Bir bulanıklık oluyor. Çünkü suyun kaynağı da tam arı duru hale gelmedi. Hocam o 100 derecesi olmuş oldu. Ona niye kaynak? Mesela 60 dereceye kadar çıktı tamam. Ama 40 derecesinde yine bir güzellik oldu ama suya bu kadar olmadı, değil. Olmadı. Ama yine onları bir sirayet etmiş oldu i̇şte yani şey, güzellik işte, ama tam değil. İşte İmam Rabbani buna benziyor o dediği. Mesela yogalar mesela işte yemiyorlar, içmiyorlar, şu oluyor, bu oluyor vesaire falan. Adamlar havada uçuyorlar, bilmem ne, fırına atıyorsun, yanmıyor adamlar. Yerin altına gömüyorsun herifleri. Değil mi Mustafa? Ondan sonra ölmüyorlar yerin altında vesaire falan. Yani bir hafta sonra yerin altında canlı çıkıyor herif. Böyle yüzlerine baksan böyle bir nuranilik oluyor böyle. Mükemmel haller böyle oluşmuş kendilerinde. Özel bir takım egzersizler yapa. Dediğimiz gibi harika haller kendilerinden meydana geliyor. Suyun üstüne yürüye gidiyor. Rabbani diyor ki şey yapmayın diyor. Yutmayın bunları diyor. Çünkü evet diyor ruhta diyor yani bir aranma gibi bir şey oldu ama eline fırsat düştüğü an nefsi emmare mutlaka de gene yapacağını yapar diyor. Niye yapacağını yapar oluyor peki? Çünkü adamda kötülüğün kaynağı dediğimiz nokta henüz peki terbiye edilmiş değil. Şimdi adam bir kurt alıyor. Anasından doğrudan alıyor kurdu. Şey yapıyor. Hiç şeye göstermiyor bunu. Annesine göstermiyor. Başka bir kurta göstermiyor. Ondan sonra kuzuyu da göstermiyor ona. Kurdu. Hiçbir efendim hayvan göstermeksizin ona yetiştiriyor. Geliyor bayağı oluyor köpek kadar. Sonra onun yanına efendim kuzuyu bırakıyor. Atladığı gibi kuzuyu boğuyor, parçalıyor bu sefer. Şimdi diyor ki adam kurda, ulan oğlum diyor. Dünyaya geldin ananı tanımazsın diyor. Ondan sonra büyüdün diyor, sana bir kurt göstermedim diyor. Şunu yapmadım, bunu yapmadım. Dinine imanına söyledim, sana bu kurtluğu kim öğretti? Bu kuzuya peki saldırmaklığı, bunu parçalama sana kim öğretti diyor. Şimdi tamam adam belki yani kurdun birçok genini değiştirdi. Değiştirdi Adem'in. Fakat adam kurdun genini değiştiremedi. Adem'in tamam mı? İcmali. Kurtluğun, kurt olmaklığın genini asıl merkezini, yuvasını, huyunun merkezini peki değiştiremedi. Kurt gene ne oldu peki? Yapacağını yaptın mı? Yaptı. Şimdi mesela bana ona atıyor. Şimdi Esrar Keşfi eroinmanları yakalıyorlar. Getiriyorlar, bakır ki işte ruh ve sinir hastalık taraflarına satıyorlar. Sefa Saygıl dedi ki, bir dedi şey vardı, Esrar Keş vardı,
adamı 7 sene dedi, böyle sürekli müşahede ve gözetim altında tuttuk dedi. Buna esrar göstermedik, buna efendim yani içki göstermedik, ne bileyim işte aklını yok edici, sarhoş sigarayı, hiçbir şey buna göstermedik. Artık kanaat getirdi ki bu iyileşmişti. Ve adamı taburcu ettik. Şeyden hastanın çıkar çıkmaz hemen yine eroin içti diyor. Tamam. İşte bu eroin diyor şey Ömer, kimisinde bir yere kadar tamam ıslah oluyor da kimisinde diyor işte icmal adem dediğimiz asıl merkezde peki değiştiriyorlar şeyi. Bak şimdi İngiltere'de yapılan DNA işte araştırmalarında diyorlar ki eğer DNA hücresini diyor açabilirsek diyorlar, oradaki şifreyi çözebilirsek diyor, bakacağız böyle diyor. Ömer'in diyor yani dedesinden gelen bir hastalık mesela ne o diyelim, kanser. Ha, Ömer'in çocuğun mesela DNA'sında var mı yok mu? Varsa daha hücre konumundayken onu kör edeceğiz diyorlar. O ilisiyasını ne geçeceğiz diyorlar. Yapabilirse iyi bir şey. Şimdi ona uğraşıyorlar. Eğer oraya müdahale edebilirsek diyorlar, bitti. O hastalık kesin kes gitti. Veyahut da diyelim mesela irsi bir hastalık var mesela sizde. Olmaz. Belli bir yaşa gelince göz gidiyor. Benim bir talebem vardı öyle. Belli bir yaş geliyor, görme kayboluyor. Hatta belli bir yaşa gelince ölme söz konusu oluyor. Bir tane talebem vardı işte, öldü. O an 7. yıl üniversitesinde, Hatice'sinde Selahattin gitti. Şimdi eğer bu diyelim hücre konumundayken, hücre ki hücrenin ötesi yok. Yani insanın mesela asıl mayası o hücre DNA'sıdır. Eğer orayı mesela açabiliyorsa bakacak, orada demek ki bu sülalede bir görme kusuru söz konusu oluyor, tamam mı? Veya da diyelim çok uyuma hastalığı. Misal. Orada orayı kör edecekler Mustafa. Bitti, bir daha Mustafa'da uyku yok. Tamam mı? Veya sende. Ben de duracağım. Mustafa gene senden çok iyi. Mustafa buraya gelip burada uyuyor, evet. Evde uyuyor Mustafa. Buraya da gelemiyor. Şimdi o konumdayken, bu ne demek oluyor? Bak icmal noktasında müdahale var. Tamam mı? İcmal noktasında müdahale var. Şimdi bir orada müdahale var, bir de mesela diyelim çocuk dünyaya geliyor, çocukken müdahale var. Hücrenin tafsili söz konusu olduğu basamaklarda gene icabının müdahale oluyor. Bir böyle var. Bir var mesela daha ötelerde, 15 yaşında, bir var 20 yaşında, bir var 40 yaşında değil mi Mustafa? Oralarda, buralar hep tafsil makamları. İşte burada da öyle. Siz hangi basamak ettiler görüyorsunuz? Açık. Hocam mürşit yukarıdan değiştirebilir mi? O çıkmış olan mürşit, müridinin yukarıdan ademini mutlak bir değiştirse o kadar uğraşmaya gerek kalmayacak artık. Hep İşler kolay olur. Diyor ya aynen. Şey Medan-ı Kaldi Bağdadi, mürşit mürşitse müridini bir anda Beyazlı Bestami'nin Cendi Badr'ın makamına oturtur diyor. Yukarıdan mı değiştiriyor o zaman ademini? Kaynaktan mı? Kendisi oraya gelemese nasıl değiştirecek? O zaman değiştirsin. Kardeşim şimdi bak düşün mesela. Uzman ya. Doktor var, tamam mı? Ondan sonra doktorasını vermiş doktor var. Doçent doktor var. Profesör doktor var. Operatör doktor var. Hepsi aynı mı peki? Yok. Bu uzman doktor beceremediği zaman git şimdi Süleyman'ın buraya. Diyor ki ondan sonra işte bu iş diyor bizi aştı diyor. Doğru hastaneye, hastaneye. Hastaneye sevk ediyor seni. Niye sevk ediyor peki? Ben müdahale edemem ben diyor. Şimdi nasıl ki dünyada böyle. Şimdi burada mesela ameliyat yapıyorlar. Amerika'daki mesela bir hastaneyle anlaşmalı mesela diyelim işte tedavi usulleri geliştiriyor. Memorial Hastanesi var. Bizim dayı oğlunu mesela kalp ameliyatı yaptılar. Beceremediler bir türlü. Hemen oradan anlaşmalı oldukları hastaneyle irtibat kurdular. Hemen işte elektronik iletişimle vesaire oradaki buradaki hastanın kalbini aynen oraya yansıttılar. O hastaneye oradaki doktor da kendisini ve işte yaptığı şeyleri, söyleyeceği şeyleri aynen buradaki aynaya yansıtıyor.
buradakine diyor ki, bakın diyor, tabi o şeye bakıyor, ekrana bakıyor, buradan gelen kalbin fotoğrafına bakıyor, elini alıyor icabında bir şey bu. Diyor ki, şu noktaya diyor, dokunun diyor, buradan dokunuyorlar o noktaya. Ondan sonra çekin o damarı diyor, uzat, çek biraz daha diyor, çek tam, getir onu, indir aşağı vesaire falan filan. Bu buradan gösteriyor, gösterdiği buradaki aynadan yansıyor, ekrandan yansıyor. Şöyle takın onu ondan sonra vesaire, o şekilde becerdiler. Şimdi bu konuda açık kalp ameliyatında bir Mehmet Öz diye bir adam var Amerika'da, o şimdi şu dünyada birincisi. Daha 35-40 yaşlarında bir delikanlı. Türk. Ha, Türk. Buradan oraya gidiyorlar işte. Diyelim o orası ne oluyor bu konuda? Yani daha ihtisas efendim yani noktasında bulunuyor. İşte müride müdahalede, işte müdahaleden doktorun, şeyhin demek ki kariyeri son derece mühim. فَلَمْ تَصُرْ فِيَا رَاعِدٍ مِنْ خَيْرِيَةِ الْيَعْدَسِ وَالْعَارِفِ الْمَسْكُورِ وَلَا نَوْعٌ فَيَكِيَ مِنْ الْحُسْنِينَ وَأَمَّا مَرْتَبَةُ اِجْمَالِ عَدَمِ الَّذِي هُوَ عَيْنُ كُلِّ شَرٍ وَنَكْسٍ فَلَمْ تَصُرْ فِيَا رَاعِيَةٍ مِنْ الْخَيْرِيَةِ Ne var ya, hayriyetin yani güzel olmaklığın bir kokusu var. لِيَعْدٍ سِوَ minel husni, ne de bir tür güzellik bulamazsınız diyor. Evet. Yani kimde bu arifi mezkurun peki dışındaki ellerde ama icmal eden noktasında. Onlar çünkü daha o noktaya çıkamadılar ki o noktada onların yani güzelliğinin kokusu da nev'i de türü de nokta dahi yok. Merkez gene hala duruyor. Merkezli olduğu müddetçe demek ki naks devam ediyor demektir. Şimdi feyahsulu hasıl oluyor li şeytani hazel arifim bu yani arifi tamamül marife olan terakkiyi tamamlamış olan Mevla'nın dostu vardı ya şimdi onun şeytanına arız oluyor feyahsulu li şeytani hazel arifi Mevla'nın bu dostunun şeytanı var ya artık yani vücudu sırfı ulaştı. Ondan sonra icmal adem, ademi sırfı da terbiye etti. Ha, Mevlana şimdi bu dostunu var ya, şeytanın olduğu feyasul li şeytani hazil arifi, öyle arif ki el muttasifi, yani nitelenmiş artık yani, özellikli olmuş bil hayriyeti tammeti eydan, yukarıda bahsettiğimiz gibi, eksik bir güzellik yok. Tam bir güzellik sahibi ile tam bir güzellik sahibi olmaklıkla artık yani rengi tamamen güzele dönmüş olan Mevla'nın bu dostunun şeytanı için var ya kendisi nasıl güzel oldu? Kendisi nasıl güzel oldu? Aynı şekilde şeytanın da hoşnul İslami güzel bir İslam o onun şeytanına nasip oldu diyor. O nasıl gidiyor peki? Ademini tamamen güzel tabir etti. Artık onun şeytanında da artık ne vardır? Hüsnün vardır. Fe yahsulu. Yahsulun faili orası. Hüsnül İslam. Fe yahsulu li şeytani adel arifil muttasib bil hayriyeti tammeti eydan. Tamam. O şeytanın da peki şeytanın da aynen arif gibi arifin ademlerine gelen güzellik gibi şeytanın da hüsnül İslam'in İslam'ının peki güzelliği ne yapıyor? Söz konusu oluyor. Ve tasiru bu şimdi bu Mevla'nın dostunun şeytanı ne oldu artık yani burada Müslüman oldu demektir. Tamam mı? Şeytan artık şeytanlıktan çıktı. Bildiğin şeytan var ya o. Tamam. O mu yoksa tek yüzü? Yok. Ve tasiru şimdi de burası işte. Ve tasiru nefsul emmaratu o zaman işte nefsi emmara da mutmainne oluyor. Şeytan ayrı bir olay, nefsi emmar ayrı bir olay. Nefsi emmare şeytanın insan vücudundaki casusu ve ajanı gibidir. Birisi dışta, birisi içeride. İçerideki casus dışarıdaki şeytanla anlaşmaya giriyor ve ikisi işte sana tuzak hazırlıyor. Şimdi bu konumdayken ne oldu şimdi? Şeytan peki efendim yani şeytan işi bitiyor. O zaman hocam bitiyor. Sendeki emmare de mutmain ne oluyor tabii ki içerideki nefsi emmarenin yani destekçisi dışarıdan peki ona yani komplo teorileri sana kötülük yapma mesajları veren
ana merkez, radar üssü tahrip edilince bu sefer içerideki casuslar ne oldu? Knockout oldu. Tamam mı? Şimdi buradan hareket etsen dünyadaki insanların peki nasıl ıslah edilmesi lazım geldiği ve insanların ve toplumun nasıl düzeleceğini buradan başlayacaksın. Duyumsuzca zevk yap, zevk yap, yani zevk elde eden ve sürekli tüketen bir mahluk konumuna getir. Hem de ondan sonra sen düzen sağla, ondan sonra intizam sağla toplumda, ahlak sağla. Yo. Ne diyor? Diyor ki adamın diyor genine ineceksin diyor, genine. Adamın genini değiştireceksin, ondan sonra diyor olan olur diyor. Aksi halde yo. Kesinlikle. Tamam mı? Yetiş. Ha? Bitti. Yani onun için ne diyor mektubunda? Dünyada efendim bütün anarşilerin, bozuklukların, yamuklukların, namussuzlukların, taksizlikların peki temelinde nefsi emmare var diyor. Nefsi emmare bir kuruşa, bir sıvı, bir dört ekmeğiyle ağzı, burnu tamamen dağıtılıp ve geberik hale getirilmediği müddetçe yo, sen dünyada intizam bekleme. Tamam mı? İyi olacak, günlü mutlu günler vesaire. Sen şimdi bu nokta başarı sağlama, şu memleketten Yahudi'yi, Hristiyan'ı kov, tamam mı? Tamam, düz güçlerin mesela tasallutundan kurtulduk. Hakimiyetinden, sultasından, dayatmasından kurtulduk peki. Ama şuradaki insanın nefsi gene hala zinde olduğu müddetçe Yahudiyet gitmiyor yani. Yani ayıyı kovacaksın, domuz gene hala burada veya domuzu kovacaksın, ayı burada gene, yılan burada. Mustafa diyor ki asıl iş yılanın kafasını ezmektir diyor, o kadar. Eğer yılanın kafası nefsi emmare ezilirse artık ne Yahudi'ye meydan kalır, ne Hristiyan'a meydan kalır, ne buradaki yerli ateiste gavura masana meydan kalacak, kalmayacak. Bak karşı taraf ne yapıyor şimdi yıkarken? Dörtlü bir tavsiye var. Bilgiyi öldürün diyor falan. Müslüman ülkelerde. Millet okumasın. Ders okumasın. Gitmesin, çalışmasın. Bilgiyi öldür. Ne oldu şimdi bu? Nefsi emmareye kuvvet verdi mi? Verdi. İki, parayı öldürün diyor. Paranın alım gücü yok. Tamam mı? Bir çuval para vereceksin, bir şey alacaksın. Bir çuval para kazanmak için ne olacak peki? Haram, helal. Birçok yerden toplayacaksın ki olsun para. Gene nefsi emmarenin kârına durum var. Ondan sonra üçüncüsü, tüketimi hızlandırın diyor, tamam mı? Millet habire hep yeni şeyler. Yani işte market, günde 3 defa markete git gel. Ne oldu peki? Aşırı tüketim nefsi emmarenin bir numaralı peki tetikleyicisi. O da öyle. Ondan sonra milli ve manevi değerleri sarsın diyor, oldu bitti. Hatta 4 tane değil, bir tanesini bile devreye soksalar, alışırsalar gene iş tamamdır. Yani askeri bakımdan bir memlekette galibiyet sağlamak, kurtuluşa erdik anlamına gelmiyor senin anlayacağın. Veyahut da buradaki yabancı çıfıtları buradan kovmakla sen ülke kurtaramazsın. Önce insan bir memlekettir, insan bir ülkedir. Önce şu ülkenin kurtulması lazım geliyor. Ondan sonra peki toprakla dile getirilen ülkenin kurtulması söz konusudur. Sen kendi beden memleketinde hala hakimiyet sağlamadın. Sen hala kendi ülkende, öz ülkende, peki bedeninde sömürgesin sen, esirsin sen. Hür değilsin sen. Çünkü nefsin elinde esirsin sen. Sen bir defa şunu bir kurtar, şunu bir hakim konumuna getir, şunu bir kunta kinto olmaktan kurtar. Ondan sonra diyeyim ki sana, hadi şimdi geldim memlekete sıra. İşte bizim ecdatta tekkeler harada çalışırken önce bu bedeninin peki hürriyet elde edilmesi istikametinde eğitim veriliyordu. İnsan tekkede adam olmadıkça ona peki resmi görev de vermiyorlardı. Onun için bütün asker ehli tarikti. Bunun mantığı ne? Aha bu. Bak eğer asker diyelim mesela hakiki bir mürit olduğu kesinleşince, bahsettiği gibi nefisle bir nokta kalmayınca o biçim gidiyorduk elhamdülillah. Ama ne oldu şimdi peki? Askerdeki ademlerin peki sayısı artınca
Bu sefer içten darbeler alan olduk, tepe takla gittik biz. Bütün hadise buradan ibaret. Şu bilginin var ya, şu bilginin peki, yani bugünkü üniversitedeki seviyesi var ya, profesörden öteye or prof seviyesidir şu bilgi, ona göre. Yani eğer diyelim ki bir tasavvuf hocası olsaydınız, şu an şu bilgiyle uğraşsaydınız sizin seviyeniz ordinarius profesör Selman bilmem ne olacak. Son zirve yani değil mi? Tamam mı? Yani şu an bir tasavvuf salonunda uğraşan ordinarius profesörün efendim eğitimi görüyorsunuz şu an. Ama bu ilimler bugün revaçta olmadığı için size bunlar şey geliyor bunlar. Ya sıradan nasihat ya vesaire işte. Koca karı nasihati, dedenin nasihati gibi vesaire falan. Halbuki öyle bir noktada bulunuyorsunuz ki buradan ötesi yok. Şimdi bak senin köyünün haritası var, tamam mı? Değil mi? Var. Peki kazanın haritası var mı? Var. Ondan sonra şehrin haritası var mı? Var. Peki Türkiye haritası var mı? Var. Memleketin olarak peki Türkiye'nin haritası var mı? Yok. Ama dünyanın haritası dersen mesela, tamam senin memleketinin bulunmuş olduğu kıtanın haritası var mı? Var. Mesela Asya kıtası mı? Asya. Avrupa mı peki? Kıta haritası var mı? Var. No. Dünyada bulunan kıtaların mesela hepsini gösteren harita var. Değil mi? Oradan ötesi yok. Dünya olarak yani. Dünya olarak. Şimdi burada efendim şu icmal mertebesinin ötesi yok. Burası en son harita. Buradan öteye alem söz konusu değil. Burayı keşfedemeden tamam mı? Aşağıdaki merkezi keşfedemezsin. Yani senin köyün dünyada nerede bulunuyor? Bunu anlaman için senin önce dünya haritasını bulman lazım. Buldun mu? Buldun. Sonra peki kıtanı bulacaksın sonra, memleketini bulacaksın sonra, şehrini bulacaksın sonra, kazayı bulacaksın sonra, köyü bulacaksın. Ha benim köy burası diyeceksin. Ona göre. Bir şey var hocam. O zaman sorarım size, dünyada şu an, yani fizik alemde, şu görünen alemdeki oluşumların peki, ana kaynağı, yani bunların prototipleri, tamam mı? Nerede? Manada. Şu an ortada gözüken, o mananın, o kübün içinde olan mananın şunun dışarıya sızmasından ibaretti. İşte benim bütün tezim, şu teferruata efendim yani takılmadan, şu efendim ayak bağlarına efendim tökezlemeden, asıl merkezden duruma hakim olmak, sahip olmak. Bunu elde etmek gerekiyor. Öbür türlü teferruata girdiğin an oraya gelip gelemeyeceğin meçhul bir yerde. Çünkü bir teferruat bitmiyor. Her gün tecelliler var, her gün yeni oluşumlar var. Ömür peki yetmiyor ki bunları görmeye, ki bir nasıl bir üstünü görelim, bir üstünü görelim mesela. Ne yapacağız? O zaman peki ya şu oluşu, şu derelerin var ya, kaynağı neresi ya? Demin dediğimiz şu derelerin kaynağı neresi? Arkadaş, ha. Gel biz o derenin kaynağına bakalım. Kaynağını gördün mü mesela? Zemzem kuyusunu gördün mü? Gördün. Artık yani o musluktan akan zemzem artık senin o kadar ilgini çekmiyor. Niye? Sen zemzemin çıkmış olduğu kuyuyu gördün. O kadar. Alanya'da mesela muz bahçeleri var. Sen muz bahçelerini ağacında, dalında gördükten sonra çarşamba pazarında Alanya muzu, Alanya muzu dese bir tane adam. Öbürü de Alanya muzu, Alanya muzu dese peki. Gidip bakar mısın ya bu Alanya muzu nasıl bir şey, bir göreyim şunu. Veya Guatemala muzu diyelim. Daha Güney Amerika'dan geliyor. Üstte marka var. Sen eğer gidip oradaki bahçeyi görürsen gelip de burada efendim buna Guatemala muzu diye falan filan şey yapmazsın. Mahlukat içerisinde sırf Adem nasıl düşünebileceğim bir varlık var mı? Yok. İnsan olabilir mi? Mahlukat diyorsun. Mahlukatın bir defa mayasında vücut var, Adem var. Beyefendi. Şimdi hepsini cem etmiş olan... Hiç inhikas olmadan kesinlikle onun oluş mümkün değil ki. Sen diyorsun ki yani işte efendim yani vücut daha efendim yani Adem'e aksetmeden halis böyle peki Adem'e bulaşmamış bir varlık falan.
O mertebeye çıkabileceğimiz alet olarak kullanabileceğimiz mahlukat içerisinde, yani o mertebeye çıkmamız alet olabilecek bir mahluk var mı? Yani tasavvuflar acaba insan mı koymuşlardır o aracı olarak? Yani içindeki o kadar çok şey var ki teferruat var. Teferruat içerisinde bir tanesini seçiyorlar ki o da insan. O var ya, burada söylenebilecek olan yani en fazla şey şudur. O arif-i tamil marif var ya, işte odur. O zat değil mi? İşte budur. O komple vücuttur. Onda alem diye bir şey yok. Ama tabi bu insan fanidir, ayrı bir olay. Ademdensen eğer, yani kötü huylar, şunlar, bunlar vesaire yaramaz bir kabul ediyorsan, tamam mı? İşte onların hiçbir şey yok. Bunun suyunda nokta leke yok. Hocam o dost oradan ilim alıyor değil mi? Sırf vücut mertebesinden. İcmali vücut mertebesinden ilim alıyor değil mi oradan, yani Mevla'dan? Ya tabii tabii. O zaman o Arabi Billah'ın kitap okumaya, kitaptan ilim tahsiline ihtiyacı olur mu? Hani okur mu? Hani oraya çıkmış, bütün ademleri katletmiş, artık Allah'tan ilim alıyor. Allah'ın ilim şehrinden alıyor. Artık onun kitaba bir ihtiyacı kalır veya muhabbeti kalır. Onun için diyor ki Hacı Paris'e, Mevla'nın dostunun söylediği ayettir. Kitaba bir şey kalmadı o zaman. Ha işte. Kitaba bir şey kalmıyor. Mevla'nın onun için mi? Şimdi burada var ya, burada iki şey düşünülebilir yani. Şimdi mesela öyle konuşsa insanlar var ya, derler, tamam mı? Adam bak kitapsız konuşuyor vesaire falan filan. Millet bunu anlamaz, tamam mı? Halini insanların peki anlayış seviyesine indirmek için yine ne yapar? Kitaba bakar. Buraya göre. Ama bak aynı kitabı sen de okuyorsun. Onun gibi anlamıyorsun ama ne yapar? Ha işte orada farkını gösteriyor. Onun için diyorum Mevlana, ma zikur'an mağzi Kur'an'daştim. Üstühvan ra bersegendaktim. Biz Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü süzdük aldık. Portakalı sıktık, suyunu aldık. Ha geriye kalan posasını ise köpeklere verdik diyor. Özünü aldık diyor. Kemiklerini ise bıraktık şeye diyor, köpeklere. Köpek dedi kim biliyor musun? Sen, ben. Nasaregan surun manası veren ayetlere. Onlara köpek diyor. Ayetlerin de lügat manalarına kemik diyor. O lügat manaların bıraktık diyor, ona buna diyor. Ama Ehlullah ise o ayetlerin geri portakala bakıyorum böyle, sanki bunun her tarafı yenilmiş gibi. Karpuza bakıyorum, her tarafı yenilmiş gibi vesaire. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Biz diyor o kabukları var ya, manaların da böyle kabuk tarafı var, kabuk olmayan tarafı var. Biz karpuzun suyunu çıkarttık, suyunu içtik diyor. Ama onun adını için Ahmet hocam. Ahmet ise kabuklarını Ahmet'e bıraktık. Ahmet de dedi ki ben karpuz yiyorum. Halbuki onun yediği ne ki peki? Kabuk. Sadece lügatma. Cemaat Allah dedi ki hel edüllüküm ala ticaretin tüncüküm min azabillah. Halil. Ondan sonra ben size efendim yani Allah'ın azabından kurtaracak olan bir ticareti size göstereyim mi? Bak Allah böyle dedi. Ha işte buna var ya. Buna kabuk diyor Mevlana. Şimdi gel bakayım geriye. Bu ayet-i kerime şöyle bir güzel çamaşır sıkar gibi ateş var temsil. Bir sıkalım bakalım ne var bunda ya. Şimdi şöyle kabul et. Çamaşırı sudan çıkar, tart, geliyor 5 kilo, tamam mı? Sık olan şunu bakayım. Bir sıkıyorsun. Bu sefer diyorsun ki demek ki bunda ağırlığı meydana getiren suymuş. Ama ben o suyu görmüyordum ben. Meğer o çamaşıra bu ağırlığı sağlayan çamaşırın kendisi değil, suymuş meğerse. Ha diyor, biz diyor ayetten diyor o suyu aldık diyor. Ha bezlerini, çöp tarafını ne yaptık diyor, sadece lügat manasıyla, zahiri manasıyla getirenleri bıraktık diyor. Bak sen de aynı ayet okuyorsun, ben de aynı ayet okuyorum. Niye peki? Ha bu farkla ne kaynaklanıyor? İşte o işte ha. Burada da gelin o tam'ın marifi olan. İşte şeyle ondan sonra هَلَا تَبِيُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مَا عُلِّمْتَ رُشْدَى Kehf suresinde. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam diyor ki Allah'ın sana öğretmiş olduğu ilimden bana öğretsene diyor. Bak. O ne peki? Kağıt yok, kalem yok, bir şey yok. Onun da Allah'ı, bunun da Allah'ı. Ama onun Mevla'nın aldığı ilim farklı bir ilim. Onu Musa aleyhisselam bile elde edemedi onu.
O zaman bu zahiri ilme veya üstünlük kattı hocam bu ilmi, bu ilimler, manevi ilimler. Geçen de bunun konuşması geçmişti. Ne zannettin ya? Siz geçen hocam, konuşmada siz zahiri ilmi... Söylediklerinden yanlış değil yapıyorsunuz. Geçen konuşmada şimdi, siz zahiri ilim... Arkadaşlar hocam, öyle anladın. Ben size öyle anlamadım hocam. Biz orada maneviyatsız zahir ulemayı kastettik. Bana bak, bana bak. Oraya çıkınca kadar zahir ilim lazım. Tamam mı? Bu bak, Arif-i Tam'ın marife var ya, Arif-i Tam'ın marife var ya, kimdir o? Zülcenahindir o. İsmi Garibullah'ın Mevlana Halid-i Bala dediği gibi, hem zahiri ilimleri, hem manevi ilimleri ikisini kesbetmiş. Ben sana şöyle miyim, hıyar. Hıyar, yani seçkin insan demek. Hocam ben öyle anlamadım ki, başkaları size öyle anlayabilir, ben size öyle anlamıyorum. Bu şimdi, yani buradakiler diyor yani, yanlış anlamasın diye müdahale ediyor. Yoksa ben öyle anlamıyorum, ben zaten... Bazen sorular var ya, sorular ben anlamadım, bana anlatır mısın diye sorulmuyor. Hayır, ben diğer arkadaşlar yanlış anlamasın diye. Zaten ben mesleği bitiriyorum. Bir parantez koysana. Bir parantez koysana. Hocam okudum. Ben onu kabullüğüne inanmasam burada zahir ilim yapar mı? Bunun bir istinası var yani. İstinası var. Yani zahir ilim olmadan da Mevla peki ümmi verebilir bir insana. Bir de onlar var. Onu ne yapacağız? Şşş. Biz var ya kanunu söylüyoruz burada. Bir şekli bu ama. Mevla ekstradan bir şey yapacak olsa o. Nadire hüküm yok zaten. Nadire'nin burada işi yok. Sen o nadiri bana bul, tamam mı? Ondan sonra konuşalım onu. Bazı mürşitlerin zahiri ilmi fazla yok hocam. Yani bu ilmin nadir sınırı var. Ne olacak? Buraya çıkacak Arifillah'ın bir veriyor da zahiri ilmindeki hat yani ne olacak? Ya bak burada üç tane evliya ortaya çıktı. Ne haber? Sen mürşit diyorsun, bu da mürşit, bu da mürşit, bu da mürşit, bu da mürşit, bu da mürşit. Doktor var, ha sıfır. Tıp fakültesinden mezun olmuş ama uzmanlığı yok. Doktor var, uzman doktor. Doktor var, doçent olmuş. Doktor var, prof olmuş belki. Hepsi doktor. Hepsi mürşit belki bunlar. Hepsi de arif bunlar vesaire. Ama sen de sınıfı geçiyorsun tek iyiyle. Bu geçiyor iyiyle, bu geçiyor ortayla. Ama bir sınıfı geçtiniz güya. Değil mi? Peki, bilgisiniz aynı mı? Demin de söyledim ben. Mesela zeki, hepiniz zekisiniz ama yani böyle milim milimine hepinizin zekası biri öbürüne eşit diyebilir miyiz? Mümkün değil. O zaman şöyle bir kıyaslama yapsak hocam. Bir adam sırf zahiri ilimde kaldı. Bir adamda da azıcık zahiri ilim var ama bu manevi yerlerden de biraz şey var, ağırlığı var. O zaman hangisi eftal olmuş olur? Öbürü tabii, derviş. Biraz o zaman derviş eftal olur. Ama derviş de ilim olacak yalnız. Biraz var yani. O belki de öbürü daha fazla dakika, ilim var biraz, ama. Dur, orada kal bir dakika. Mesela şöyle örnek vereyim hocam. Bir dakika dur şimdi, biraz diyorsun sen. Açacağım işte onu. İmam-ı Rabbani dedi, oradaki yani zalim sahibi var ya, fetva verecek ehliyette olan seviyede adamdan bahsetti orada. O seviye o biraz ilme fetva verilmiyor beyefendi. Mesela bu adam fetva verecek seviyede. Tamam, eyvallah. Ama maneviyattan hiçbir haberi yok. Ben de fetva nasıl verecek... Nasıl haberi yok? Bana namaz kılmıyor mu? Örnek oruç tutmuyor mu? Ya, tarikada eli değil hocam. Tarikada değil. Ama harfi geçemiyor. Ademlerini yeme. Senin de. Benim de. Bunun var ya, tarikatı yok, tamam mı? Bunun tarikatının yokluğu kadar da peki sende zahiri ilim yokluğu var. Tamam, kabul ediyorum. Bende de zahiri ilim var ama oralara kat ettim. Şimdi ne olacak? Neyim? Durum fark. Eğer iştihat söz konusu oluyorsa bunu da olacak yani. Seninkisi değil. Onu kabul ediyorum ama Allah katındaki durum veya insanlara menfaatli olma durumu fark eder mi hocam? Ya tamam, sen oldun irşat makamında ama fıkha geldin mi buna soracaksın. Kabul ediyorum. Bu kadar. Konuşursun. Arslan giderken yolda tilkiyi gördü, cemaatimizin bilmem ne. Mesnevi'den anladım. Oradan biri sana bir soru sordu. Dedi ki hocam, ondan sonra şöyle bir olay başıma geldi. Bu meselede peki iştahınızı öğrenebilir miyim? Ne yapacağım peki? Soracağım ona. Orada insanlara fayda açısından... İlmin var o kadar. Ama yani insanlara fetva verme noktasında gücün yoktur. Ama ne yaparsın, insanlar tam var. Bu da fetva verir ama insanlar inşaat edemez hocam. Kendini etkili daha halledemez. Ya eder de senin gibi edemez. Fetva verir daha. Sen de fetva verirsin ama bunun gibi veremezsin. Doğru, ikimiz de eksik olduk. Yani. O kadar, ikimiz de eksik yani. İki tane işte yarım, bir tane tam yapmıyor neredeyse. İbn Abdüsselam böyleydi. Yani İbn Abdüsselam sultan ulemadır kendisi. Yani ilimde bir numara. Ama getirdiler onu şeye, nedir, Ebu Hasan Şazeli'ye, birkaç karşıya kaldı onunla, bir anda fotoğrafını değiştirdi. İlim sahibinin seyri sülüküyle şeyle öbür ilim sahibi olmayan zatın seyri sülükü arasında dağlar kadar fark var. Birisi 12 sindirli süper benzin BMW kullanıyor,
Öbürü Doğan veya Şahin kullanıyor Mustafa. Hocam o nasıl fark ediyor? Onu bir izah eder misin? Sen fıkıh bilmenin ne farkı? O var ya, birisi var ya, ilim sahibi olmakla yani önünü görebiliyor. Öbürü ise ezbere gidiyor. Fıkıhla nasıl önünü görüyor hocam? Adam fakir. Yani fıkıhla bu manevi mertebeyle ne alakası var ki? Nasıl? Ayetin ve hadisin ruhunu kavramakta peki, bu ondan daha ileri. Ha, daha çabuk anlıyor. Evet, tabii, tabii, tabii. Onun için Şeyh Murabban diyor ya, Şahin Aşbun'un hareketle. Yani Zeynüddin Tabiyyadi diyor ikinci cildin başında. Bu adam tarikatsız, şeyh görmeden sahip olduğu ilimle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buldu diyor. Ama bu nadirdir. E halbuki bu yol öyle bir yol olmalı ki herkes yani bol mütevazı olan istifade etsin. Onlara zaten bir şey diyemiyoruz Şeyh Murabban'ya. Ama bak ama ilim bir yerde bu işi beceriyor mu? Beceriyor. Hocam şöyle bir soru sorsak, mektubatla yorulmuş bir kişinin seyri sülüğüyle mektubattan bir haber olan kişinin seyri sülüğü arasında nasıl bir fark var desek onu anlamadım. Adam fıkıhçı ama mektubattan haberi yok. Yok, o şey dakika, şu var. Şimdi mesela bu adam eğer bu ilim sahibi var ya, yani diyelim mesela yani seyri sülüğü bir derviş gibi yok ama diyelim ki bu derviş nerede? 20. derste mi? 20. derste mi? Diyelim. Evet. Peki 21. dersi bitirmesi için 21. dersi bitirmesi için bir yıl lazım değil mi? Evet. Ha bu adam fakih değil mi? Tarikata intisap etti. Değil mi? Bu 5 ay içerisinde 21 dersi katlayabilir. Ha gel, dergada girerse çabuk gelir yanına. Tamam, yani. Evet. Öyle. Şöyle diyelim hocam, bu adam fakir. İşte, ne oldu peki? İşte Sultan Akşemseddin'in yani bir anda halifelik anlası böyle oldu işte. Niye? Niye biliyor musun? Sen peki ilimsiz olarak tarikata girdin ya, senin bütün eksikliklerini ondan sonra gidermek için Şeyh Efendi yıllarca uğraştı. Tamam mı? Yani sen gelirken ne kandilin vardı, ne gaz yağın vardı, ne fitilin vardı, ne o fitili çeviren makinen vardı, ne camın vardı, bir şeyin yoktu. Şeyh sana 20 yıldan beri bunları tedarik etmeye çalışıyor. Bu ise öyle değil. Bu geldi tamam mı? Tefsiri tamam, hadisi tamam, fıkhı tamam, ilmali tamam, tasavvufu tam, ilmen, tasavvufu tamam, o tamam, bu tamam. Aa, bu bana dedi ki, hocam bak ben buyum dedi. Ha bu lambamı yak, beni gönder. Yaktım gönderdim. Bu tasavvuf bilmese, mektubatı bilmese bile bana fark eder mi? Ben biliyorum, bilen bir müridim. Bu mektubattan haberi yok ama fıkhı daha iyi, alim. Ne fark ama, ama mektubatı var ya, bu senden daha iyi anlar. Ha, ama bilmiyor, anladığı zaman benden iyi anlar. Sen bunu 15 seneden beri okuyorsan ama gakkuk, gidip ona sor, buna sor. Fakat bu adamda var ya, öyle bir Arapça var ki, tamam mı? Bu adamda öyle bir ibare var ki, oturuyor şu kitabı biraz okuyor. Doğru, o zaman. Okuduğu zaman beni geçiyor. Bitti o kadar. Böyle. Demek ki böyle. Metin olma insan dert yapmaz ki. Ya sen şimdi nereye gittin Allah aşkına ya? İnsan okuma dert yapmaz. Yükselmez okuma. Ne? İstediğin bunu okusun, bilsin istediğin. Ne yapacak peki? Yükselmez ki insan. Ya bu kardeşim bu adam sıfırda değil ki. Bu adamın yani, tarikat dersi aldı bu adam. Şunu diyorum. Şu şahıs. Yani ben bileyim mektubatı diye. Ya bilmek de tarikat dersi ya yapıyor. Allah Allah. Niye adam yarım anlıyorsun ki? Bu adam dersli. Dersli. Yani bunu bildiği öyle tarikat yapıyor. Dersli. Peki hocam, peki bir adam mesela mürit mesela mektubat bilmiyor, nihan bilmiyor ama zikir çekiyor. Bu adam bilmeden gidiyor ama. Yükselmiyor mu bilmeden? Ya yükseliyor ama nasıl peki? Ağır yükseliyor. Nasıl peki? Mektubat bilmeyen müritler ne yapıyor? Men tasavvufu ve le metafaka fakat tazandaka diyor mesela ulema. Hayır, o konu ayrı şimdi mesela. 400 sene önceki mektubat yoktu mesela. Terakki için ilim lazım. Terakki için ilim lazım. İlla mektubat okuması şart değil. Mektubatın ilmini de dinlemesi. Dinlemek de aynı şey. Fark etmez. Şart koyduğumuz zaman yanlış olur yani. Ney? Mektubatı şart koyduğumuz zaman yanlış olur. Biz şimdi davayı bunun üzerine kurduk. Onun için böyle kadar konuşuyoruz. Mektubat biliyor, biri bilmiyor diye sormuşuz. Davayı bunun üzerine kurduk biz. Mektubat üzerine kurduk. Ben dersi, ben mektubu okumayı bıraktım ben Şeyh İsmail'e. Efendim nasıl bak böyle böyle dedim ya ondan sonra. Sanki ben kürsüyü işgal etmişim gibi. Ondan sonra millet hep o okuyor, biz niye okumuyoruz diye dedikodular yapıyordum. Bana ne şunu söyledi, Bayram Hoca dedi, okuyorsun ya dedi, İhvan'da terakki var dedi. Demek ki terakki ediyor. İhvan Elif'e dahi bilmeyeceğim. O kadar dahi bilmiyor. Demek terakki olarak biliyor yani. 20. derste, benim dersimden, ben şu an 20. derste değilim ben. Peki orada olan bana soruyor burayı. Soruyor. Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor?
Yakub'u Çarkı'yı mesela, tarikat dersini bitirmeden mesela, halifelik verdin mi üstadı? Verir. Nasıl oluyor peki? Şimdi 400 sene önceden bu yazılmamıştı. Yine müdürlüğü ya. Ders de oluyor da himmeti düşük oluyor, mektubatı bilmediği için. Adam gelmiş. Ya tasavvufun de... ilim tarafı derken kardeşim, tasavvufun ilim tarafı varken, sen ister bunu kitaptan oku, ister beni dinle, fark eden bir şey yok. Tabii, biz onu diyoruz. Buradaki bilgileri... Şimdi burada iki tip insan var. A, tamam mı? Diyelim mesela işte bir ilmi hali var. Ha işte sınırlı. Ha bir de tesbih var. Başka bir şey yok. Ya yani bir mızraklı ilmi hali var, bir tesbih var. Bir adam tipi var böyle. Bir adam tipi var mesela. O işin ilminde bir beynini, felsefesinde icabında kavruyor, okuyor, biliyor vesaire falan filan. Bir de böyle bir adam tipi var. Fark eder. Ama o bilme mesela kitaptan olmuş veyahut da hakikaten dinleyerek. Bizim İsmail Paçacı mesela, yani Allah senet versin, ben mantık dersi okuturken hiç kitap bakmazdı, haber yapardı, böyle güzel bakardı böyle. Ulan yine o ders herkesten en iyi o anlardı. Kitaba da bakmıyor ondan sonra. Millet geliyor, mantık salonuna soruyorlardı. Çıkarmış. Kimisi de böyle kapıyor. Mühim olan yani işte o an ilmin varlığı yani. Ama sen bunu kasetten dinle, ama hocadan dinle, fark eden bir şey ama yok. Dinle ama oku. Mesela şey, Cüneyd-i Bağdat Kudüs'ü ne buyuruyor? Eliyle diyor, eliyle şu kadar bin hadis yazmayan diyor, bizden değildir diyor. Neyi kastediyor peki burada bu adam? Yani derviş dediğin ne olacak peki? Aynı zamanda zahiri ilim sahibi olacak demek istiyor. Şey efendim, فَكُلَّ حَقِيكَةٍ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِعَةَ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَكُلِّ شَيْعَ غَيْرِ مُكَدِ بِعَقَّ لَيْسَتْ مَقْبُولُ diyor şey, İmam Kuşeyr Rahimullahu Teala. Hangi tasavvuf ki şeriatla mesela kayıtlı değil, belki makbul değil. Hangi şeriat ki, hangi yani ilk ya çıplak ya zahir ilim ki, orada tasavvuf yoksa, hayır o da makbul değil diyor. İşte eksik olmuş. Öyle tabii yani. Efendi şimdi burada bir şey iş yapıyor, bir konu oluyor. Ben neyim ki ya? Baksana kitap para diyor. Misal. Veya Ömer Nasibmen sağken mesela, Ömer Nasibmen'e sorun diyor bu meseleyi diyor. Bak. Bakın orada şey yok. Bu adamın şimdi şeytanı ne oldu Ömer? Müslüman oldu mu? Oldu. Hangi adam bu? Vücudu sırfı buldu. Ondan sonra icmali adem, yani ademi sırfı da efendim güzelleştirdi. Suyun kaynağını da güzelleştirdi. Bu adam... Bunun şeytanı artık Müslüman. Şeytanı Müslüman olmak, Efendimiz Aleyhisselam azaptı. Geliyor. Bir nazar hocam, buradan nazar var. Gelecek şimdi. Ondan sonra şeytan Müslüman olunca otomatikman ne oldu peki? Şeytanın adamı casusa ne oldu peki? Oldu Müslüman. Nefsim var. Diyelim ki mesela şimdi Amerika komple Müslüman olsa, buradaki peki ajanları peki kimin namına casus yapacak? İslam'ın namına. Bitti. Buradaki ajanların artık Amerika'sı kalmadı ki. Otomatikman lan devlet diyor Müslüman oldu diyor. Öyleyse biz de Müslüman gidelim diyor. Oluyorsun böyle. Şimdi وَتَسْوِرِ نَفْسُ الْاَمَّرُ مُطْمَيْنَّةً وَرَاضِيَةً عَنْ مَوْلَاهَا. Bu efendim yani nefsi emmare, Mevla artık ne söylüyorsa ona razı duruma geldi. Benim kitap biraz takdim tehir var. Bu 211. Bir yaprak geri çevirin. 212. sayfaya bakıyoruz. Yani bu şimdi bitirdiğim sayfanın arkası 216. Evet. 212 hocam. Evet. O zaman sizin için düzeltmişler. Bizimki normal. Benimkisi mektubatın ilk baskısı. İlk fotokopisi. Bende evde orijinal de var. Arapça mı hocam? Aynen bu işte bu, yani şu baskın orijinali, taş baskısı. Mekke'de ilk defa basıldı, o Mekke'de basılan. Emin hâhuna işte buradan hareketle, yani İmam Rabbani Kuddîs-i Ruh'un büyüklüğünü göstermekte şu kadar satır bile kâfidir. Emin hâhuna buradan hareketle kâle dedi Seyyidül Mürselîn, Peygamberin Efendisi aleyhi ve aleyhimussalâvâ ve teslimâ dedi, Ela, âgâh olun, gözünüz açın ki, inne şeytani. Benim şeytanım muhakkak ki benim şeytanım ne oldu? Kat esleme, Müslüman oldu. اَخْرَجَ مُسْلِمًا اَبْنِ مَسْعُدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ اِلَّا وَمَعَهُ كَرِمَةٌ مِنَ الْجِنِّ. Bak Mevla'nı kenardan okuyorum. Sizin hiçbir yani efendim cinden dostunuz yok ki, yani sizin hiçbiriniz yok ki cinlerden bir dost olmasın yani, cinli olmasın yani. وَكَرِنُهُ مِنَ الْمَلَائِكَ. Yani ya cin tayfesinden ya melek tayfesinden. قَالُوا وَاِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
Sana da mı? Ve iyyâya, bana da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim de dedi yani. Yani herkesin mutlaka bir melek tarafından bir de şeytan tarafından dostu vardır diyor. Hani karini, arkadaşı vardır diyor. Fe velev karin, efendim diyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın bir yoldaşı var. Beraberinde oturup kalktığı bir gavur var diyor Cenab-ı Hak, şeytan. Ama bir de mesela melek tarafından bir karini var, yakını var. İki tane yakınım var. Birisi peki, yani pozitif, birisi negatif. Velakin Allah a'aneni aleyhi. Resul-i Kerim diyor ama diyor Cenab-ı Hak Celle'ce bana yardım eyledi fe esleme. Peki. Benim şeytanım ne oldu? Müslüman oldu. Fe le ye'muruni illa bi hayr. Bana iyilikten başka hiçbir şey artık söylemiyor. İşte burada verilmek istenen mesaj, tamam mı? Veya şimdi bir muhaddis mesela diyelim, nedir? Bunu nasıl anlar peki? Bitti. Yani bana artık bu benim şeytanım kötülük telkin etmiyor, şudur budur vesaire. İşte tasavvufun ne olduğunu anlatmakta bu son derece cazip bir misal, çekici bir misaldir. Muhaddis burayı en fazla ne anlar? Benim şeytanım, hani ben İslamiyet'i yaşadım, ettim, şu ettim, bu ettim, artık bende nefis kalmadı. Şeytanım Müslüman oldu, bitti. Artık şeytana kötülük söylemiyor. Şimdi peki ya şunu bana anlatsana, nasıl bir organizasyon oldu? Nasıl bir değişimler oldu da peki bu şeytan peki efendim Müslüman oldu vesaire. Orada muhaddisin söyleyeceği hiçbir şey yok. Tamam mı? İşte İmam-ı Rabbani farkı budur. Yani şu bahsettiğimiz şeytanın Müslüman olma hadisini matematiksel olarak denklem çözer gibi çözüyor tasavvuf. Tasavvuf işte budur. Ne olacak peki yani? Ne fark ediyor ki peki? Öyle yani İslamiyet'i yaşarım ben, şeytanın Müslüman olur biter. Ne gerek var peki tasavvufa? O zaman insana yakın gelmiyor. Yani, gelse de o yakın düşük oluyor. Fakat şu kesinlikle şeytanın Müslüman olabileceğini ve insanın mutlaka ve mutlaka belli bir meradan sonra değişim yaşayabileceğinin efendim bir yerde görsel, beyni ikna edici şekilde ispat oldu. Öbürü ise inandın geçtin. Ama hocam başka bir mektubunda bu şeytandan maksat ateş yüzünün olduğunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri. Şeytan Müslüman olduğundan maksat diyor, Resulullah'ın kemalat nübüvveti ateş yüzünün hale gelmesi diyor. Ateş yüzü der, ne fark eder ya? Ama bayağı fark eder hocam. Biri sanki kemalat-ı velayette, biri nübüvvette ki... Yani o zaman bu hadis-i şerifin iki yönü var, öyle anlıyorum. Biri kemalat-ı velayetteki yönü, bildiğimiz dışarıdaki cinnin Müslüman olması. Biri kemalat-ı nübüvvetteki yönü, ateş yüzünün istiklali. Çünkü o mektup öyle anlaşılıyor, ateş yüzünün istiklali diyor. Çünkü Resulullah'a diyor, kim oluyor da şeytan diyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu salat olabilir ki? İmam-ı Rabbani onu söylüyorsa, o zaman belki de yani Allah-u Alem daha aşağıki makamlarda bunu söyledi. Ama o ateş cüzünü var ya, tetikleyen nedir? Şeytandır. Sendeki o yönü kullanan peki nedir? Şeytandır. Ama şeytan bir mertebede tasavvufta çabuk dekart ediliyor hocam, çabuk alt ediliyor. Şimdi burada dekart ediliyor. Ama bir yerde dekart ediliyor ama ateş cüzü ta sonda dekart ediliyor. Kemalet-i velayetteki bir... Burada en son yerde şeytan dekart ediliyor. Hocam kemalet-i velayetteki bir insana şeytan musallat olabilir mi? Yani bir velayet-i ulya sahibi. Kemalet-i velayette mi? Kemalet-i velayette. Olabilir. Ama kemalet-i nübüvvetteki zaten şeytan musallat olamaz. Onun ateş yüzü var. Kemalet-i? Velayette şeytan musallat olabilir dediniz ama kemalet-i nübüvvetteki... İşte burası kemalet-i nübüvvet. İşte o zaman ateş yüzü olması lazım değil mi? Ne? Artık onu şeytanla... Sendeki parçayı götürdü ama tamam mı? Tamam. Sendeki parçayı sıfırladın bir yerde ama şey kaldı. Gene baba dışarıda gene. Ateş yüzü bende olmadan da dışarıdan şeytan bir şey yapamaz ki. O zaman ateş. Şey nefsi ammare mutmainne nerede oldu? Kemalat-ı velayette oldu. Velayette orada mı oluyor peki? Kemalat-ı velayette mutmainnesi var diyor, nübüvvetin var diyor mektupta. O zaman ne? O zaman ateş yüzünde o zaman nesi var? Aşağıda zilli var, bereketi var. İşte o çıkıyor ki. Kemalat-ı velayetteki mutmainne ayrı diyor. 250. mektup var yani velayet-i durak-ı bireynata. Kemalat-ı velayette mutmainnesi ayrı diyor. Aynen burada şimdi... Ne bileyim ben hani kemaati velayette şeytan da esleme olsa, ne bileyim ateş yüzünde esleme olsa hepsi zil. Tamam mı? Evet. Peki bu iş yani hakiki manada, gerçek manada nerede bitiyor ya? Nübüvvette bitiyor. Burada bitiyor işte. Tamam bitti o kadar. Burada ateş yüzünü devreye sokmanın ne manası var ki? Aşağıda da oluyor. Acaba hangi mektubu önce dedik? Sonra bir dakika dur bakayım. Şey yani ondan sonra. Zaten burada söylüyor yani tamam. Bunların da aşağıdakilerin de yani.
kemal-i beletli güzellik var. Yok değil. Hı. O var ama diyor sana işte ne yaparız bilmem ne vesaire falan. Ebrar makamı diyor vesaire. Ne buralar buralar nokta, bu basit diye derya. Nasıl? Aşağıda tamam ateş yüzüne bir darbe geliyor. Darbe geliyor ama. Geliyor. Ama şeye, şu bahsetmiş olduğun yani vücudu sırfa gelinceye kadar tam neredeyse bir şey kalmadı. Eyvallah. Ama gene ufacık bir şey kaldı gene yani. Bir ateşlik kalıyor icabında. Veya diyelim mesela yani ya eğer ateş cüzünü sen bir kabuk, bir öz olarak kabul etsen kabuk olarak tamam bitti. Her şey tatarip edildi. Ama asıl merkez de efendim ateş cüzünün bitmesi hakiki manada burada oluyor. Hocam Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin şeytanı Müslüman olmadan evvelki hale göre seyri düşünülüyor yani. Koridor. O zaman bir seyir var, orada da bir seyir var peygamberde. Hangi noktadan hangi noktaya doğru bir seyir? O zaman peygamberimizin de seyri sülükü var. Şimdi peygamber olmak olmadan önceki kemalatıyla peygamber olduktan sonra kemalat arasında fark var. Ama sahip insanlardaki gibi nefsi emmare mertebesinden yukarı doğru çıkmak değil belki. Nasıl? Peki velayetten başlıyordur peygamberlerin için yukarı. Normal velayetten başlıyordur, nübüvvete doğru. Yoksa maderzat, anadan doğma peygamber kemalatıyla doğuyor biliyoruz mesela. Hocam peygamberler de derecelerde kemalat elde etmiyor mu? Hani her gün 70 kere istiğfar çekerim diyor, o kemalatına delalet etmiyor mu? Yani her gün o eksik kemalatından dolayı istiğfar çekiyor. Terakki. Ama bir mektubunda öyle diyor İmam Gafur. Her gün terakki ediyor diyor. Onu karıştırmayalım da şey. Peygamberlerin de terakkisi yok mu hocam? Kemalat-ı nübüvvet dairesi içinde. Nübüvvet makamında terakkisi var peygamberlerin. Ya da tesirleri hatıra. Her peygamber makamı yani, camit mi, donuk mu yani? Yani şey mi oluyor? Sabit ya, mi? Yani peygamberliği mi artıyor? Yok, kemalatı artıyor. Bak, peygamberliği artmaz. Onu diyorum. Manevi kemalatı. Yani peygamberliğine sen bir katkı sağlamıyorsun sen. Bizim de imanımız artıyor ki. Bitti yok. Yakinimiz artıyor. İmanımız artıyor. Makamı yükselir. Eyvallah. Yani makamın yükselmekliği yani peygamberimizin hani peygamber sanki eksikti de bizim yapacağımız takviyelerle peygamberin nübüvveti kamil oluyor. O mana değil ki o. Yok öyle değil. Da şimdi peygamber olmadan önceki kemalatı ile peygamber olduktan sonraki kemalatı fark eder hocam. Hocam bir şey de ne zaman bir şey oldu? Çünkü Efendi Hazretleri şeyi açıklarken diyor ki Musa Aleyhisselam diyor 10 yıl Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kemalatı velayetini tamamladı. Peygamber olunca da diyor kemalatı nübüvvette diyor. Yok tamam mutlaka yani fark var da şöyle bir oturakta bir gerekçe arıyorum yani bir izah gerekçe arıyorum. Evet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bir defa yani işte fark var kesinlikle. Yani peygamber olduktan sonraki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyinde vahiy farkı var. Bir miraç olayı bir defa yaşanmıştır. Bir miraç olayı yani peygamberlikten öncekinden çok farklı bir hadise. Tabii o olayı yaşamasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiği bir takım şeyler var. Ekstralar. Yani güzellikler var mutlaka. Hocam şu yok mu? Bir de şu var. Hani hakikati Muhammediye'nin hakikati Ahmediye'ye yükselmesi de var. Bu da bir kemalatında artış değil mi? Öyle idrak edemez miyiz? Hani 1000 yıldan sonra okumuştuk ya beraber sizle bunu. Hakikati Muhammediye Ahmediye yükselirken tabii kemalatında da bir değişiklikler oluyor. Şimdi onu şöyle yapacağız ama. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeyler yani peygamber gelmeden önceki Kabe-i Muazzama'yı bilmesi, peygamber geldikten sonra Kabe-i Muazzama'yı tanımasıyla aynı mı? Değil. Değil.
Kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem belki Ahmet'ti ama belki Muhammed değildi. Kabe-i Muazzama'yı tanıması, Kabe-i Muazzama taşımış olduğu manayı da kendi nefsinde cem etmesiyle Muhammed Mustafa olma özelliği belirdi. O, yani o mektupta, bahsettiğim mektupta Hakkati Ahmediye ne zaman ki Hakkati Kabe ile Kabe ile bütünleşti, ondan sonra Hakkati Muhammediye Hakkati Muhammediye tevessüt etti diyor. O zaman bin yıldan sonra oldu diyor ya o mektupta. O zaman sonradan bir şey olmadı mı? Resulullah'a bir ekstralık gelmedi mi? Hani Resulullah'ın vefatından bin yıl sonra bu olay oldu diyor. Hani bir salavat getirdik diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bütün müminler diyor salavat getirdik. Yok da şu var yani mesela Hakkati Ahmediye, şey, Kabe, Hakkati Kabe, Hakkati Kabe, Hakkati Kabe, Hakkati Pekiyen Ahmediye ile inzimam ettikten sonra Hakkati Muhammediye katladı. Evet. Yani orada bir ilahe var orada. Evet. Peki sahir-i evliya nefs-i emmareden başlıyor seyrine. Bir peygamber seyrediyor madem burada o çıkıyor ortaya. O daha ileriki merhalelerden mi ileri doğru? Yo, bırak peygamberi. Sahabe-i kiramda bile öyle seyir yok. Evet. Evliyaullah gibi. Çünkü ilk bakışta bitti hepsi. İlk bakışta bitti hepsi. Sen uğraş 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 oraya geleceksin. Diyor ya işte İmam-ı Rabbani. Ablar mübareke soruyorlar, Ömer ibn Abdülaziz mi daha üstündür yoksa Uhud Savaşı'nda Peygamber amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden peki vahşi, vahşi o zaman müşrikti, o mu daha üstündür diyor. Ablar mübarek diyor ki, Ömer ibn Abdülaziz, yani Hazreti Ömer'in torunu, hakikaten çok büyük bir insan, tarih mümkün değil. Ömer ibn Abdülaziz'in diyor, kendisi değil vahşiyle mukayese edilmek, vahşinin atının ayağından kalkan toza bile denk değil diyor. Müslüman olduktan sonra vahşi. Niye? Vahşi çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gördü. O bir anlık görme, bir anlık görme senin 40 yıllık, 50 yıllık seyre sülükünü katlıyor diye kaldı. Ama onların da kendine göre bir sülük yok mu hocam? Çünkü bütün sahabeler aynı makamda değil tabii. Kendine değil, göre ya, bir farklılığı var. Değil, değil. Kendine ya, göre ya, bütün evliyaullah, fenafille, bekabille aynı mı değil? Değil. O fenafille, bekabille böyle bir tavan, abu tavan gibi değil ki duruyor. Herkes geldi mor eşit olacak diye bir şey değil ki. Seyresi mümkün şeyi var mı? Yani nihayeti yok. Nihayeti yok. Peki. Gidiyor da gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Sahabe-i kiram aynen böyle. Onların da kendilerine göre bir ama şey vardır. Ama terakkileri. Var tabii. Olmaz olur mu? Bu konuda Hazreti Bekir'si geçen yok. Ne yapmış ki yani? Bir şeyin vakara fi kalbi diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde öyle bir duygu var. O duygu nedeniyle diyor size diyor fark attı. Yoksa çok namaz kılmakla veya çok oruç tutmakla size fark atmaz diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir duygu ise o yürekteki aha o. İşte marifetullah'tan başka ne olacak? Dua et hocam diyor dua et dua et dua et vesaire. O hanımların istihbarla çok kuvvetli çalışıyor. Hafti erkekleri bile almaz hocam oraya. Ne yapıyor? Nasıl yapıyorsun? Ne yaparsan. Yani. Gizli istihbaratla çalışıyorlar. Ha, hemen bakıyorsun haber uçtu. Sohbete çok merak ettim. Nerede bir sohbete mi? Haberi gibi. Bizim karşıya gelmez misiniz hocam siz? Yani öyle bir programız. Şimdi bizim karşıdayız şimdi. Sizin karşıya. Aynı anda yüz yerde gözükmeniz gerekiyor hocam. Ben önce Mevla'dan isterim ya. Allah o makamı sen zorluyorsun elinden beri. Siz size lazım hocam. Ben de aşağı iniye göre çıktı. Ben ne yapayım? Bir yerden bir de şey yaramam. Şu dersler pek bizi rahatlatmıyor. Ben şu derse yani şu şimdi yeni sayfanın dibinde bir yer var. Akşam kaçta yattım ben? 1:30'da. Orada böyle gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Bir de telefonlar geliyor. O soru, bu soru, o soru, bu soru bilmem ne. Dün bir kadın mesela şeyden cevizden aldım. O zaman sohbet ettim. Bir kadın kalktı diyor. Millete çarçar söylüyorsunuz. Siz dini sattırıyorsunuz. Bundan mı yaşıyorsunuz? O zaman bana ver de böyle şey diyor. Dedim ona ver benim telefonumu. Ben konuşayım onunla. Var mı ayet hadiste bunun yeri yok mu?
Dedi ki ya dedi, ya dedi, başkaca yok, sen Caferliydin, sen dedi. Dedim işte bak Naşim telefonu da var, derdi seninle dedim o. Derdi meselesi vermek değil. Kalktı bir şey diyor, ondan sonra vaazda diyor. Resmen dedi, siz diyor dini diyor saptırıyorsunuz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Ben başka bir tarikatın şeymiş. Mantalı falan filan bir kadın. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Nerede yazıyor, hangi kitapta yazıyor vesaire falan. Akşam ona iki tane hadisleri yazdım. Ondan sonra başka deliler de istiyorsa şu Arapça kitaba baksınlar, şuna baksınlar, şuna baksınlar. Hiç birisinin haberleri yok onlar. Hocam bunlar yeter. Sonra bir kadının tesettürünün, tesettür olması için 10 tane madde var. 10 tane maddeyi yazdım onlara. Onları bize getirecektiniz. Hocam tefsirlerin ekseriyeti çarşaf değil mi bu? Cilbap diyor tabii. Çarşaf diye tefsir ediliyor değil mi? Cilbap işte cilbabın lügat manası ne? Cilbabın lügat manası kadının baştan ayağa kadar örten en üst ört demektir. Bugün başörtüsü ve tesettür değildir. Sizin de karşı tarafın istesi değil hocam diyeceğim. Ben dedim ki... Ben, o getirsin mantonun... Ben dedim olarak. Bana ya sen kaçtan hani inkarına da delilsin dedim. Delilin bir kuyat taş atıyor, 40 dakikada çıkaramıyorum. Şey getirir hocam, Mustafa İslamoğlu'nun kitabında şöyle yazıyor. Tefsirlerin ekseriyeti çarşaf diyorsa ne gerek var o zaman? Akşam bir kız onu sordu bana. Hocam babam bile onun kitaplarını okuydu vesaire falan filan dedi. Bu adamı dedi, ben ne yapacağız dedi. Anlattık onu bir şey. Önce cilbabın lügat manasını buradan buraya kadar. Mesela bir kadın diyelim mesela Erzurum'da mesela Bayburt'ta Kars'ta da çarp kullanıyorlar. Böyle nevresim gibi böyle dokunu. Çarşaf gibi değil böyle. Nevresim böyle sarıyorsun böyle. Ha o şekilde. O da çarşaftır. Altta şalvar var değil mi? Arapların mesela buradan atıyor. Boylu boyuna gidiyor böyle. Peygamber zamanında o vardı. Bizde sadece bir lastik uygulaması vardır. O kadar. Ve o lastik uygulaması da işte kadın tarlaya gidiyor, işte bebeğini tutacak, yemekleri tutacak, iş yapacak elleriyle. Çarşafın muhafazası zor oluyor. Kolay olsun diye bir lastik koymuşlar, o kadar. Ama gene sarkıyor aşağı ve tatları belli olmuyor. Ama şu 10 maddenin 8'incisi şu. Ella yekûne müşebbehenne bir libasil kafirat diyor. Kafirlerin giymiş olduğu elbiseye benzemeyecek diyor. Benzemeyecek diyor. Yani. Benzemeyecek diyor. Yani. Peki bizim yaptığımız benziyor. Ben sana kafir olun demiyorum ama bu kisve manto var ya 10 metre böyle olsa 10 metre böyle olsa yine bu peki kaynak olarak peki batı bunun kaynağı. Ben ne yapacağım peki? Ben bunu İslam kisvesi diyemem ki. Model ve stil olarak bir defa onlara getirdiği bir şey. Sonra çarşaf mesela, çarşafa da kayıt getiriyor. Diyor ki çarşaf mutlaklarını belli etmeyecek. Şimdi mesela dökümlü mesela çarşaflar giyiliyor. Bazen mesela kadın göğüsleri muhafazalı değilse affedersin memesinin tepesi mesela gözüküyor çarşaftan. Olmadı. Çarşaf da olmuyor bu sefer. Ya cidatlarını belli etmeyecek diyor. Ya bunu kalın dokunmuş bir çarşaf giyersin. Kalın dokunmuş bir efendim kumaşla yapma çarşaf giyersin veyahut da alttan diyelim mesela göğüslerini muhafaza altına alırsın hiç olmazsa yani çarşaf ince de olsa hat belli etmez gene olur diyelim ama yani çarşafı da 19 türlü yaptılar. Çarşafın altına iç elbise giymesi şart değil mi hocam? Çıplak çarşaf giymez zaten değil mi? Altta bir ya, normal elbise dediğimiz ya mutlak elbisesi var işte. Alttan elbise giyse bile elbise ince olunca gene gösteriyor iş göğüsü. Ulan elini koyacak ya veya çarşafı... Bazıları yürürken böyle yapıyor, kaldırıyor. Bazıları elini koyuyor hocam. Uyanık, aferin yani, hiç olmazsa onu yapıyor. Tabii elini koyuyor. Ama hep de böyle olmuyor ki. Bazen mesela alttan iyi muhafaza eder sahne, sokuyor tamam, üstten giyer çarşafın gene belli olmaz. Hocam o çar dediğiniz altta şalvar oluyor değil mi Anadolu kadın şalvarı? Bizim Anadolu'nunki eskiden ona uyuyor herhalde. Altta şalvar giyerlerdi kadınlar. Üzerine böyle bir at katarlardı. İşte, hiçbir yer belli değil. Altta bol şalvar. O da var. Eline tutmasa yine gözükür hocam. Yani Müsellem'e diyor ki ne zaman diyor geldi diyor şey diyor. وَلْيَدِرْنَ بِقُمُ رُحِنَّ عَلَى جُيُبِهِنَّ عَلِي Gel Nur suresinde başörtlerini omuzlarına, yakalarına sıkı sıkıya vursunlar. Şeklindeki mealindeki ayet gelince diyor, hemen diyor ellerindeki şeyi diyor,
tek parça olan diyor, nevresim gibi olan tek parça olan diyor, bezlerini yırttılar diyor, bu başörtü yaptılar, öbürlerini buradan aşağı diyor sarkıttılar diyor. Ve o şekilde böyle kafaları böyle garga başı gibi simsiye oldu da peygamber arkasında şey tuttular diyor, sarkıttılar diyor. Ama orada yani renk söz konusu değil. Kapatsınlar, nasıl kapatsa kapatsın. Hani siyah olacak diye bir şart yok. Ancak siyah belki dikkati daha fazla dağıttığı için erkek, çünkü bir de 10 metre dışı var. Erkeklerin dikkatini çekmeyecek diyor. Yeşil çarşaf büyük dikkat çeker değil mi hocam? Ben mesela şeydeyken, umredeyken şey aldım. Bu albayraklar hanımları iki top böyle gayet gizli desenli çarşaf aldılar böyle. Yani aldılar böyle alengili. Yani izin vermedim. Ya hocam aldık ya. Niye bana sormadınız onu? Yani izin vermediniz. Niye? Desenli olduğu için biraz daha dikkatli, erkeğin dikkatli bakmasını gerektiriyor. Tabii gözler öyle bir takıldı mı? Sen de resimlere bakarken bir de ona bakayım diyorsun bu sefer. Haydi bakalım. Siyah mı desenler? Var hocam, bazılarında var. Gizli ya, desen var. Gizli desen böyle. Ha. Güzel desenler gerçi yani. Ama işte kadına biraz daha kadın hem çekici gösteriyor hem erkeğin biraz daha sürekli bakmasına sebep oluyor yani. Ya kadın var ya, kadın tek kelime. Adı var, kendi yok olacak ya. Şimdi ilgi çekmek için bir sürü şeyler yani. Vişne rengi çarşaf giyiyor, ayakkabı vişne rengi. Siyah olmasının tasavvufi bir manası var mı hocam? Çarşaflı. Aslında siyah şeydi, Resul-i Ekrem mesela siyah sarık sarardı. Evet. Mekke'ye giderken siyah sarık sardı. Siyah sarık şecaat harc eder. Yani vurdum mu indiririm lan demektir o. Cihat mı? Şimdiki siyahlar ise vur bana, indir beni aşağı diyor. Ya ama orijinalde siyah şeydir yani, şecaatın ve kahramanlığın simgesidir. Şimdi beyaz oldu mu daha ilgi çeker. Burada mesela işte, ama ben şey aldım, Bir Zamanlar İstanbul diye bir kitap aldım. Daha geçen hafta. İngilap Yener yeni çıkarttı. Orada çarşaf bahsi vardı. İstanbul'u anlatıyor, çok yönlü. Çarşaf uygulamasını anlattım. Diyor ki, Trabzon'da bulunan diyor Hristiyan Rumlar, Rum kadınları diyor, Anadolu'da burada çarşaf gelmişler. Hatta buradaki yabancı elçileri bir çarşaf giyerdi. Diyor ki Trabzon'daki şeyler, Hristiyan kadınlar renkli çarşaf giyerler. Buyur. Hristiyanlar gibi. Bizim burada şimdi mesela kahverengi çarşaf giyiyorlar, lacivert giyenler vardı. İşte rengi var. Ondan sonra açık kahve rengi giyen vardı. Başka renklerde, ha yeşil de ben gördüm, o da var. Şimdi ne demek oluyor peki? Bir yerde şimdi bak, eski efendim yani Yahudi Hristiyanların çarşafına bir teşebbüs söz konusu oluyor. Pelerini giyiyorlar. Onu da kıracaksın bir defa, bitti. Hatta onlar gidelim mesela tesettür giyseler, sen tam farklı giyeceksin. Ecdat mesela kanunlarına var önlerinde. Sultan Birinci Ahmet'in kanunlarında İstanbul'daki gayrimüslimler diyor, yeşil ve efendim mavi çarık giyecekler diyor. Müslümanlar ise diyor sarı renkli çarık giyecekler diyor. Ve ayakkabı vesaire. O ne olursa olsun bitti. Herkesin peki hattı ve çizgisi belli olacak. O ana kaçmayacak, ona kaçmayacak. Hamama gidiyorsun peki, diyor ki ama Müslümanlar diyor ondan sonra renksiz ve aynı zamanda düz renkli bir takonya giyecek. Şey ise, kafirler ise, Hristiyanlar ise aynı anlamda renkler zaman şey yapacaklar diyor. İşte kayışında şu desenli olanları giyecek diyor. Mesela Müslümanın bir abdest alacağı, gusül alacağı, yıkanacağı, banyo alacağı musluk, şu efendim türlü modeli olan musluktan banyo olacaklar diyor. Yahudi ve Hristiyan diye şundan olacaktır diyor. Şimdi bu Yahudi ve Hristiyan kadını çarşaf da giyse ondan sonra senin çarşafın mutlaka ondan farklı olacak. Bu Resul-i Ekrem'e göre ene farik diyor Resul-i. Ben farklıyım diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ben farklıyım. Mesela onlar da mesela şuna mesela o takkiye mesela kalensübe deniyor. Şu işte sarın sarıldığı takkiye kalensübe deniyor. Resul-i Ekrem diyor ki farkı ma beynena ve beynel gayrı muslimin el imama alel kalanis buyuruyor. Bizimle onlar arasındaki farkımız diyor, biz o kalensübe takkiyenin etrafını bir sarık sarıyla görecekler sallallahu aleyhi ve sellem. Sarık belirleyici oluyor. Onun yolu belli, benim yolum belli. Bitti.
o farkı muhafaza etmek. Şimdi burada in aşağı İbn-i Teymiye'nin müthiş bir tespiti var. Harika bir tespiti var. Halikul müşrikin şevar ve vufr liha. Siz efendim bir defa müşriklerden ayrılın diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapalım ya Resulallah? Diyor ki bıyıklarınızı kısaltın, ondan sonra sakallarınızı bir uzatın diyor Resulü. O İbn-i Teymiye diyor ki baştan bir defa Resulü Ekrem esası belirliyor, tamam mı? Baştan bir defa temel kanunu koyuyor, tespiti yapıyor. Halefül müşrikîn. Genelden, umumdan hususa gidiyor bu sefer. Ama önce genelde söylüyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki muhalefet esastır diyor. Bitmiştir. Artık halefül müşrikîn olunca bunun altına her türlü şeyi sok yani. Ama söyledi, o zaman sanki hitap etmiş olduğu ortamdaki. Tabii. O da şimdi müşrik kısaltırsa. Genelden özele geliyor. Konuşulan konu ne? Diyelim mesela sakal ve bıyık meselesi vesaire falan filan. Resul-i Ekrem'in geneli koyuyor, ondan sonra tamam. Aslında var ya, bu işte bu İslam dininin de temel özelliği budur. Kur'an-ı Kerim'de aradığınız her şeyi bulamayabilirsiniz. Hadis-i Şerif'te aradığınız her şeyi bulamayabilirsiniz. Bu doğaldır. Niye? Çünkü Allah, yani genelde İslamiyet önce geneli kor, tamam mı? Yani külli olan kaideyi kor, ondan sonra sen cüz'i, artık konu neyse gel, hangi genel altına giriyorsan o çok diyorsan İslamiyet. Ben sizinle uğraşacağım ben. Her harekete peki, ondan sonra bir izah. Her harekete bir izah. Ne gerek var ki? Ben kanunu korumuyor İslamiyet, bitti ondan sonra. Sen ondan bak, hangi konuya çözüm arıyorsan, hangi genel kaideyi külli altına giriyorsa gir, bitti o kadar. Sana mesela makası dışarıya koydu mu? Koydu, bitti o kadar. Öylesi yapılacak yani üzerinde konuşulacak veya yani caiz mi değil mi meselesi araçacak olan konuya bakacaksın. Hangisine giriyor bu? Dini muhafazaya mı giriyor? Nefsi muhafazaya mı giriyor? Ondan sonra aklı muhafazaya mı giriyor? Nesli muhafazaya mı giriyor? Ondan sonra malı muhafazaya mı giriyor? Makasit işleri ya. Sıra çok mühim. Sıra çok mühim usulü fıkhindine göre. Beşinden birisine vuruyorsa ona göre hüküm vereceksin. İslamiyet genelli kor, ondan sonra cüz'iyatı ve mukayesini sana bırakıyor İslamiyet. Yoksa ondan ne çıkılmaz ki? O zaman güzel bir şey de gavurlar yapıyorsa biz yine ona da muhalefet edeceğiz. Mesela bıyık kısaltmak güzel. İşte ya. Gavur da kısaltıyor diye ben uzatacağım mı? Yani fırça gibi ağzımı kaplayacak, işte yemek artıkları şey iyi olmuyor o zaman. Gavura ters esas ya. Şimdi gavur kısalttı diye ben uzatacağım mı bıyığı sor? Ama uzatmak kötü bir şey. Şimdi şu var. Yok şimdi Resul-i Ekrem buyuruyor mesela savaşta mesela ne yapın diyor? Saçlarınızı diyor kına rengine boyayın diyor. Ayrılın diyor. Benim saçım siyah, onunki siyah. Resul-i Ekrem diyor ki boyayın diyor. Sizin olduğunuz belli olsun diyor Resul-i Ekrem. Tamam mı? Şimdi peki tabii yani bunun belki bir takım şeyler olması lazım kriterleri. Ya orada kısaltıyor mesela bıyığı, ne yapacağım? Ben ağzımı kısaltacağım veya ben çok mu kısaltacağım? O kısaltıyor diye ben uzatacağım bu fırça gibi. O zaman sağlığa zararlı olur, iyi bir görünümde artık. Mesela şimdi bak şu var. Mesela sakalınızı mesela kırmızıya boyayın diyor. O da mesela bırakıyor, sen de bırakıyorsun. Sakal. O onunkisi siyah, seninkisi. Sen o şimdi sakal bırakıp kes demiyorsan Özökem. Bak. Ha, kesme yok. Bak kes demiyorsan ne yap? Güzelim boya o. Diyor. Boya öyle fark eder. O zaman bıyığı da boyarız. Ha, öyle diyor. Tamam mı? Ne bir cevap mı? Zaten bıyıkları kısaltmıyorlar hocam. Ama saç... Şimdi bak şey var nedir bazı gençler... Yahudi Brahmanları saçı kazıyor. Şimdi mesela işte bu konu konuşuluyor. Ne yapıyorsun diye kafayı kazıyorsun, mazıyorsun diyorlar bize falan. Brahmanlar da. Peygamberin saçları buraya kadar geliyordu falan vesaire falan. Ama şimdi ne oluyor ben yani bugün eğer gavur normalde saçlarını uzatıyorsa tamam mı? Benim kısaltmam saçlarım o zaman ne oluyor? Muhalefet oluyor. Biz ulemanın bu tatbikatına uyarak yani saçını hocam Budistler kazıyor mu saçını? Onlarda da o dini gelenektir. Budistler, Budist rahipleri var ya, kırmızı giyiniyorlar, saçları da illa kazıyorlar yani. Ne yapalım şimdi, deli mi güzelim? O zaman biz biraz uzatalım. Ama onların kafasında takki yapacağım. Onlarda da takki yok. Yahudi'de de takki var. Şimdi bizim radikal Müslümanlar da saçlar Resul-i Ekrem sallallahu sünneti. Tamam işte efendimiz takviyoruz öyle. Bu ne alttan kot giymişsin böyle daracık mesela. Peygamberin kutu var mı diyorum.
Bu sefer tabi daralıyor maralıyor vesaire. Müşriklerin sarıklı olduğu iddia ediliyor hocam. Bu durumda da teşebbüh var diye. Bu Cehil döneminin onları da sarık takıyorlar gibi bir şey. Nasıl cevap vereceğim? Öyle yani. Saldırıyorlar hocam. Sarık sünnet diyorsunuz diyor. Sarık örf diyor. O zaman Mekke müşrikleri de diyor sarık sarıyoruz diyor. Rengini mi takarız o zaman? Onlar eşit. Şimdi bir şey var yani. İşte bazı sarı, bazıları sarıkı bölgesel gösteriyorlar. Örfi. Sayyid Havva Cündullah'ta Mahmud Ebu Zehra'yı bile tenkit ediyor. Mahmud Ebu Zehra diyor, bölgesel bir sünnet ediyor sarık diyor. O iklimde mesela öyle oluyor. Burada mesela gerek yok falan diyorlar. Ama diyor ki, şimdi Sünnet Fıkıh'ta Ef'alur Rasul bahsi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesela uygulama olarak yaptığı şey ne olur? Hüccet mi değil midir? Arda diyor ki, sarığın peki meşruiyeti hakkında 20'ye yakın serif var diyor. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir fiili methettiyse artık o bölgesel onun üzerine çıkmıştır. Artık ümmetin o noktada Resul-i Ekrem'i takmış ediyor. Ef'alur Rasul diye bir kitap var doktora, iki cilt, ondan sonra sırf Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işte bu fiili uygulamalarının İslam fıkhında teşrih kaynağı olabilir mi, olamaz mı, onun üzerine konuşuyor. Türkçe mi hocam? Değil mi Halil? Sende var mı Efendim Resul? Arapça. Arapça mı hocam? Sakın açıklama, Arapça burada hocam. İmam Rabbani'nin bir tespiti var. Bu mesela gömlek konusunda. İlla giyin demiyor Resul-i Ekrem. Kendisi giymiştir eyvallah. Ama İmam Rabbani diyor ki, tamam, mecbur değiliz, eyvallah. Ama teberrüken giyeriz. Pakistanlıların giydiği gömlek mi hocam? İşte hani bize kadar... Bu Arap'ın giydiği fistan türü var ya, o yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem giymiştir. Ben de onun giydiğiyle giyinmiş olmakla bereketlenmek istiyorum, feyizlenmek istiyorum. Bu. Şimdi yani o kisve içerisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatıra geliyor. Dolayısıyla peygamberle biraz daha iyi bir temas söz konusu oluyor. Ben efendim bir çamaşırını istemiştim. Ondan sonra bana verir misin dedi efendi hazretleri. Yok, ondan daha güzelini vereyim sana. Doktor bana daha, ondan çok çok daha güzel bir şey verdi. Şimdi bir kere ona tarikat dersi yaptım, çıkarttım ya. Uçuyorum. Hocam biraz da bizim feyiz aldı götürüyor ondan sonra. Artık ağzım tespimi çekiyorum ben, murakabem ben belli değil yani. Sadece onun hayali beni meşgul ediyor. Elbisenin kokusu meşgul ediyor vesaire falan filan. Ay Allah ya. Libastan sirayet ediyor yani. He? Elbiseden dahi sirayet ediyor. Yani. Hocam ben şimdi sana sarı cübbe giydirirsem, aa dersin ben şehit oldum ya. Bir de sana Rambo'nun elbisini giysem ben böyle... Gözler böyle, aa eller böyle dedim, tabancanın kabzasından çekti vuracak Mustafa'yı gibi yani. Yani kisve o kadar insanı yönlendiriyor. Askere mesela askeri elbise giydiriyorlar. Niye? Askerlik mesleği o elbisenin içerisinde daha iyi yaşansın ve adam mesleğe tam konsantre olsun diye. Hemşireye hemşirelik elbise giydiriyorlar. Mesleğiyle daha iyi bütünleşsin diye. Polis kolejinde okuyanlar hep polis elbisesi var. Ben hep buna örnek veririm. Peki Müslümanın da davasıyla ve Muhammed Mustafa ile daha yakinen kaynaşması, özdeşleşmesi, ondan ayrılmaması noktasında elbisenin daimiliği var. Ve ardından da şunu söylüyorum. Devrim ve inkılap yapanlar niye peki kılık kıyafet değiştiriyorlar? Benim gibi giyineceksiniz diyorlar. Çünkü adamlar işi biliyor. Kisve sonra insanların ahlak ve karakterini de onun ahlak ve karakterine efendim yanıplaştıracak. Kisve şahsiyeti oluşturuyor. Kimliği oluşturuyor. Artık bu kadar bedihi bu iş. Bu noktada kafası dank eden hiçbir kadın çarşaf giymezlik yapamaz kesinlikle. Bu kafası dank eden hiçbir erkek kesinlikle ceket bandı giyemez. Tamam Müslümandır eyvallah vesaire ama Muhammed Mustafa ile bütünleşmesi falan. Ya hocam işte bak cübbe şalvar giyiyor, mahir gelinin birisi vesaire falan. Ben sana insandan bahsediyorum, hayvandan değil. Kediye köpeğe ineğe de cübbe şalvar giydir, boynuzlarına bir tane sarık ve iki tane sarık tak. Ondan ama hayvan gene hayvan yani. Ne demiş Ziya Paşa? Zeynel? Yani eşek yine eşektir diyor, tamam mı? Ondan sonra semeri diyor hani işte falan yani falan şey semer 6 mil olsa manasında yani. Zerdüştü falan olsa diyor.
dervişlik olabilir, tac ile kırka, biz de aldık 30'a 40'a diyor Yunus Emre. Bu iş aksesuarla olsa diyor, tamam. Herkes giysin peki, ondan sonra kırkayı, bastonu vesaire falan filan olsun bitsin. O zaman çalışmadıkça direkt tesir olamaz yani özel eşyalar. Bazıları da öyle diyor işte. Bak Yunus Emre böyle söylüyor diyor. Şavur cübbeye gerek kardeşim, yok. Kardeşim arabanın kaportası olmasa da araba gider. Tamam mı? Camı da olmasa gider. Evet. Farlar da olmasa gider. Ama işte nasıl olsa yani. Kör de gidiyor, ama da gidiyor. Yolda ama nasıl gidiyor? Böyle elinde bir değnek böyle gidiyor. Halil Eskin delikanlı gibi diyor, gidiyordu. Şimdi yan gidiyor. O Yunus Emre'nin sözünü misal getirene ne diyeceğiz hocam? Ne? Yunus Emre diyor ki işte bak tacıyla hırkayla olmaz bu iş yani. Şalvar cübbeyle olmuyor diyor adam. Yani manada lazım diyor yani. O şalvar, o cübbe, o aksesuara uygun hal, tavır, hareket de diyor olması lazım demek istiyor. Yunus Emre'nin kisvesini bile düşünerek Yunus Emre'nin sözünü düşünmek lazım değil mi hocam? Kendi derken onu giyiyordu. Yani şey geldi, bizim benim hocamın hocası olan zat vardı, Müftü Efendi, Solukzade Müftü Efendi. Birisi geldi müziği sordu ona. Dedi ki, Efendi Hazretleri, müzik caiz mi değil mi? Oh dedi, olmaz dedi. Ama dedi, Mevlana dedi, neyi çalmış dedi. Dedi ki, sen de ol Mevlana, sen de neyi çal dedi. Hacı Arar diyor ki, ben musiki dinliyorum ben diyor. Buyur. Reşat'ta var. Hacı Ubeydullah Arar. İmam Rabbani 300 yıl önceden terbiye eden adam. Neyi çaldı? Evet. Doğru değil hocam. Ondan sonra ha, musiki ama musiki dinlediği zaman ayağını sabit etti ki öz şey Hacı Ubeydullah Arar'ı görüyorum diyor o an. Ya ol sen de Hacı Arar, sen dinle bakayım hadi. Var mı sende bundan? Senin ismin? Yasin. Ha? Ne diyor bunlar ya? Şimdi bu neye benziyor? Affedersin. Güzel mi güzel mesela bir kız var. Sen bakıyorsun ondan sonra peki ağzın sulanıyor bilmem ne vesaire hemen onu yakalayıp götüresin geliyor. Ben bakıyorum ağlıyorum mesela. Öyle bir şey gelmiyor. Ne oldu peki bu arada ki? Şey, Mecnun'u padişaha getirmişler. Padişah demiş ki Mecnun'a, ulan Mecnun, ulan sen hakikaten deliymişsin dediler be. Kızı da getirdiler. Ulan dediler, ha bu kara, kırlı, çirkin, kıza mı aşık olmadı? Yani kız mı bu dünyada? Ah padişahım ah dedi. Sen bir de ona benim baktığım gözle baksan dedi. Bak, o neyle bakıyor o göze? Ne haber? Sen ona düzden kadın gözüyle bakıyorsun, şehvet, meta diye bakıyorsun. Ama ben ona, Cenab-ı Hak Celle Celle ona yansıtmış olduğu tecelliyatı peki görüyorum ben diyor. Şimdiki hayvan da götürünce diyor ki tecelliyatı görüyorum hocam diyor. O zaman diyeceksin ki öyle mi yavrum? Gel ben sana Cenab-ı Hakk'ın kahhar sıfatıyla bir tecelli edeyim diyeceksin, tamam mı? Gözün üstüne git ha. Bu kahhar sıfatıyla tecelli edeceksin, tamam. Ondan sonra şimdi cebbar ismiyle tecelli ediyorum. Ondan sonra bir tekme. Olmadı ondan sonra bulacaksın. Bu da diyeceksin müntakim ismiyle efendim yani tecelli ediyorum. Kafa gitti. Bu da tecelliyattır. Hani adam birisi almış kızı, affedersin şeyde camide ilişkide bulunuyorlar. Saat 8-9 sıraları ki yani caminin en tenha olduğu yer. Öyle bir köşede iş bitiriyormuşlar. Derviş de gelmiş tarikat dersi yapmaya. Ne oluyor burada demiş ondan sonra falan. Demiş, bu böyle demiş yani. Biz demiş yani dinsizlikten yapmadık, yapmıyoruz biz bu işi. İşte yani yersizlikten oldu demiş bu. Bulamadık başka müsaade aldık buraya vesaire. El-Beyt-i Beytullah demiş, böyle Abdullah demiş. Yani orada Allah'ın yeri, Allah'ın koyun. Öyle mi demiş adam? O demiş ki el-mitrakatı min tarafillah diyor ondan sonra. Yani yumruk da çekiş de ondan sonra sopa da Mevla'dan demiş ondan sonra. Giriyor der işe. Öyle işler. Hacıddin Kemal Hazretleri'nin böyle bir şeyi vardı mı hocam? Bu suretlere bakar, cemali müşahede. Hmm. Böyle bir meşrep var galiba değil mi? Hacıddin Kemal'in üzerine bir çalışma var mı sende o? Yok hocam, bu bayilerinden başka bir şey. Ne hocam o? Şu konularda Hacıddin Kemal diye bir çalışma yayınlanıyor. Çok büyük adamdır o. Mevlana dönemi adamıdır o.
Evhadettin Kirmani. Hatta şey vardı, Bayram Kodaman diye birisi, Evhadettin Kirmani ile Mevlana'nın sürtüşmesi gibi veya bir konu ele almış, anlatıyor da insan yayınlarından çıkan Evhadettin Kirmani. Ama ne müthiş sözleri var, ne müthiş sözleri var. Kitabı aldığım günden beri şu ana kadar gerçi daha ciddi bakamadım ona. Çünkü hepsi mühim olduğu için, yani birini bırakıp da öbürüne de geçemiyorum. Ama şöyle bekliyor şimdi, ne zaman bakacağım ona. Çok güzel ifadeleri var. Bu kitap zaten güzel. Bir de onları buraya kaynak yaptığın zaman var ya, Allah tasavvuf bu sefer aklını başından alıyor. Ne oldu şimdi Müslümanlar? Tasvir-i nefsuhul emmâretu, Seyman'ın nefsi emmâresi peki ne oldu? Mutmeinneten ve radiyeten an mevlâhâ. Veda ve minhâ hûnâ kâle seyyidil mursin aleyhi ve aleyhimu sallâvâtu ve teslimat. Bundan dolayı Resul-i Ekrem ne buyurdu? Ela, gözünü de ne şeytani, benim şeytanım var ya, kad esleme, Müslüman oldu. Ne oldu peki? Yani icmal-ı adem makamında, vücudu sırf-ı mülak olduktan sonra, sırf kemalat-ı zatiyye, Mevlan öz zatıyla kalıp kemalat elde edildikten sonra terakki bitti icmalen. Peki, icmal-ı adem de merkez, ana kaynak peki, o da peki güzelleşince artık, şeytan da ne yapacak artık? Ela inne şeytani kadeslemâ. Fîzâ kâne kezâlike. Peki, fîzâ kâne kezâlike. Durum bu olunca, veya şeytan artık Müslüman olunca, fîzâ kâne kezâlike. Fela yesbikuhu. Fela yesbikuhu. Şeytanı geçemez. Gazin, hiçbir savaşçı, fî gazvetin, hiçbir savaşta peki, yani savaşan asla şeytanı peki geçemeyecektir. وَلَا يَدُلُّ مِسْلَ الشَّيْطَانِ peki, yani hiçbir gazi şeytan gibi peki alel hayri, iyiliğe ebeden kesinlikle peki yani demeyecektir. Burada şimdi şeytan var ya, şeytan süper, senin efendim yardımcın oldu. O kadar. Yani sen artık bırakamazsın artık yani güzelliği. Ayrılamıyorsun ondan. Hiçbir başka bir huy, bir karakter şeytan gibi sana destek olamaz. Şeytanın bir tanesi işte bir hal etmiş, ondan sonra Mevlana dostlarından bir tanesinin sabah namazını mı ne işte uykuda tutmuş onu. O da sabah namazını kılamadı galiba, sonra kaza etti tabii. Bu Mevlana dostu dedi ki, ben de uyudum, sabah namazı geçti dedi. Ama dedi, ben dedi kendime ceza veriyorum. Bir sene peki yok, uyku yok. Uyku yok. Bu sefer sabahlara kadar hep kıyam gitti. Ve bu sefer ne zaman uyuyacak olsa şeytanı geliyor. Namaz vakti geldi, kalk diyor ondan sonra. Devamlı namaza onu ikaz etti. Devamlı namaza peki şeytan onu ikaz etti. Halil. Sonra efendim yani şeytan adamlara dediler ki, ya ne yapıyorsun dediler. Bizim dedi yaratılışımız insanlara kötülüğü yaptırmakken dedi, sen adama yardım ediyorsun dedi ya. Dedi ki, bir keresinde ne oldu dedi, anamın ben ne yaptı dedi. Sinker dedi ya, anamın ben ne yaptı dedi. Bir yıl uyumadı dedi, beni bitirdi dedi, anamı da bitirdi dedi. Artık bir daha aynı an. Anama. Bir daha diyor. Aynı şey yaparsam Allah'a bana yapmayacak kalmayacak diyor. En iyisi usullarını namaza kaldırayım da diyor. Bana da kalmasın. Ulan Allah ne acayip dostları var ya. Bir defa diyor onu diyor, uyuttum diyor, anamı dinen belleri diyor. Bir daha diyor uyutursam onu diyor, beni diyor artık diyor. En iyisi ben kalkıyorum namazı da bana dokunmasın yeter ki diyor. Esleme şey bariye bak. Bela yesbi gazin fi gazin asla ve la yedullu mislalkı şeytan al hayr. Şeytan şimdi ne oldu? Sana hoca oldu. Hadi bakalım. Benim amcam efendim diyordu. Efendi ona şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Ya efendim nasıl dedi ya. Senin var ve gebermiş bir şeytanın dedi. Rahat rahat konuşuyorsun dedi. Ondan sonra. Şöyle yap, böyle yap.
Sen benim şeytanım bilsen var ya dedi. O ne namussuz dedi o. Böyle ipe sapa gelen bir şeytan değil dedi o dedi. Öyle senin dediğin kadar kolay değil bu işler diyor. Tam doğru konuşacağım orada. Doğru tabii yani. Tabii. Öyle. Yani senin var dedi gebermiş şeytanın diyor. Diyorsun bize karıya bakma, yok şunu yapma, yok bunu yapma diyor vesaire. Sen gide de, sen gide gel diyor, benimkine zor diyor. Ama onun da şeyde olduğunu hocam yani, şeyli olduğunu gösteriyor yani. Yoksa bırakmaz onu şeytan. Zaten bu bozulmuştur. Hep bırakır peşini. Onun yani yüksek makamlarda olduğunu. Bunlar gizli dandı orada. Azıcık biraz gizli dandı. Bazen kendini öyle gösterirdi. Tamam mı? Şeytanıyla başı belaya girenlere ders vermek için o. Sen deminki sorduğun soru gibi. Efendi şimdi söylüyor, öyle bir adam ki diyor, hala diyor iş görüyor diyor. Adam öyle oldu 10 sene, hala diyor iş görüyor diyor. Ne demekse artık. İnsan var ya, karma karış bir varlık. Şu an mesela ben buradayım değil mi? Ha, evet. Abi burada değilim ben şu an. Ruhaniyet bu. Ben başka yerdeyim. Veya başka yerde görürsünüz beni bundan sonra. Oradayım ama, orada değilim aslında, buradayım. Bunlar yani o kadar övünecek şeyler değil. Ama da bizim Muharrem var. Mekke Medine pazarı var ya şurada. O Muharrem. Yani bunlar tarikatta, bunlar şey işte, bebelerin ağzına sürsürülen çikolata kabilinden. Dedi bana, ya dedi bu seneki ağaç çok güzel oldu ya dedi. Niye dedim? Konuştun ya Arafat dedi onu. Ne diyorsun sen de? Hocam dedi, sen dedi, hacı değil mi dedi? Yok ya. Ne diyorsun sen dedi ya? Ya Arafat'ta seni dinledik de bu sene diyor. Lan git ben yanına sen. Oldu. Süleyman Gander Bey'e buraya gelmiş. Şeyden Cihart'ta Tudayev'den sonra ikinci başbakan şeyde nedir? Çeçenistan'da. Ya dedi bu adam bizi dedi cephede görüyor dedi ya. Cephede savaşıyor dedi. Efendi o zaman işte böyle, o ilk izlediğiniz Çeçenistan Savaşı'ndan sonra hep böyle dizlerim, ayaklarım, dizlerim, ayaklarım. Ama benim kafam hep şeye çekti. Savaşta, hep savaşta, hep savaşta, hep savaşta. Ne oluyor peki? Sapsağlam adamdı. Subhanallah. Feyzekâne kezâlike, şeytan Müslüman olunca felâ yesbikû, şeytanı geçemiyor peki gazin hiçbir savaşçı fî gazvetin asla. Artık hiçbir savaş meydanında peki hiçbir savaşçı artık şeytan gibi peki yani savaşamıyor artık. Hayırlı iş yapamıyor. Ola yedullu misle şeytan. Şeytan gibi mesela yani edemiyor alel haberi, alel hayri, güzelliğe ve iyiliğe. Şeytan sana hizmette seni hayra teşvik etmekte bir numara oluyor. Sultan Abdülhamit'ten mesela aleyhine casusluk yapanı yakalıyordu. Yakalattırıyordu icabında. En seviyordu. Gel lan buraya. Onu içeri atmıyordu. Diyordu ki ona. Al şu efendim bir kese altını diyor. Doğru. İngiltere'ye gideceksin. Ondan sonra benim namıma çalışacaksın. Tamam efendim. Aleyhine çalışan adamı bir kese altınla veyahut da ikramiyesi neyse artık kendi lehine efendim çalışan bir adam konumuna getiriyordu. Aynı şey işte. Buradan demek ki kazanıyordu muhalefet. Ne zannettin ya? Yıldız istihbaratın efendim geldisi gittisi bir kişiden soruluyor. Adam da Abram'ın kendisi. Şimdiki CIA'nın 1 milyon ajanı var. KGB Rusya'nın 1 milyon civarında. Bunu öbür devletlerin kisaya hariç yani. Bir sürü istihbarat çalışıyor şu an. Abdülhamit Han zamanında peki Yıldız İstihbarat'ın şu anki seviyesine ulaşamıyor şey Amerika'da KGB'de. Ve de Yıldız İstihbarat'ın geldiği gittisinden bir kişi soruluyor. O da kendisi o kadar. Tek kişi hepsine bir kişi o kadar. Nasıl yapıyordu bu işi peki? Orası işte gidiyor. Onun için her zaman söylerim ben.
tasavvufun temel dinamiklerini anlamayan bir insanın Osmanlı'yı anlaması ve Osmanlı'nın işleyişini anlaması mümkün değil. Onun için bugünkü tarihçilerin yaptıkları bütün yorumlar hep bana göre kısır ve yetersiz. Ki yani içlerinde bir tane şu sistemlerden geçip de peki Osmanlı'ya yorum getiren yok. Varsa bile İmam Rabbani anlattığı sistemde klasik manada örf ve adetten öteye geçmeyen tasavvufi yapılanmayı ancak Osmanlı'da gösteriyorlar. Tasavvuf ruhu vardı, şu vardı. Peki anlat bakayım bana tasavvuf ruhu nasıl işliyordu peki? Nasıl bir mesele, bir mertebe, bir makam gördü peki padişah? Veya padişah etrafında 4000 tane mesela şeyh vardı. Ziyaddin Gümüşhane bir reisiydi. Süleyman Camış ön tarafında yatıyor. Anlat bana bu adam profilini peki. Nasıl yapıyordu peki bu işi vesaire? Orada hiçbir şey yok. O kadar. Sadece tabelayı okuyorlar. Ondan sonra bitti o kadar. Yani dükkan... Güzel namaz mı kılardı bunlar bu tasavvuf sayesinde? Öyle bir şey mi oldu? Yani? Kim diyor mesela şeydi, bunlar çok ince feraset sahibi diyor. Basiretli insanlardı. Her gün mesela Kur'an okurdu. Kur'an'la meşgul olurdu. Şu kadar zikredi vesaire. Tamam da, tamam da bu suri şeyler... Bu suri şeyler nasıl mesela bizim yani görmediğimiz alemde bu dünyayı idareye sebep oluyor bu işler. Bu yani. Osmanlı mesela çok güzel bir bina gibi düşün. Penceresi şöyle, kapısı böyle, işte BTV'si böyle, manzarası şöyle vesaire falan. Tamam da bu güzelliği peki ona sağlayan peki mühendislik nasıl peki mühendislikti peki bu? Katlar nasıl çıkıldı icabından? Nasıl mesela içte bir güzellik, binemeyen bir kat kat basamak basamak yukarı yükselip de bu efendim dış güzellik bile ortaya çıktı. Bu bakta hiçbir şey yok. Arama kesinlikle. Bak şimdi ne oluyor şimdi bak. Nereye geliyor? Buradan kalkışta gel sen İncil hadiseleri. Buyur şimdi mesela Sultan Abdülhamid Han'ın bir hali bu. Nasıl mesela diyor ki şey Musul şey valisi şey Hacı Reşit Paşa diyor ki dünyada hiçbir hatmi hacı yapılmasın ki orada bunun ruhaniyeti hazır olmasın diyor. Endonezya'da olsun, Pakistan'da olsun, şu olsun, bu olsun. Peki. Nasıl oluyor peki bu iş ya? Ondan sonra yapılan iş şudur. Abdülhamid Han mesela cennet mekan, efendim bu da aleyhbariydi, beğenmezdi onu da. 90 yaşından sonra anladı şey efendim baba, o bir veliydi meğer bizim anlayamadık diyor. Bu da kapalı bir insan. Bu da kapalı bir insan. Adamın bilmeyen bir dünyası var. Oraya kimse giremiyor şu an. Affedersin ben orada zorluyorum işte mektubatta sürekli. Aha ne oluyor? Diyor ki, onu anlattı. Mesela ben üzerine tez yaptım, Girit'te Pası Paşa aynısını söylüyor. Sakın diyor ona diyor gizli aşikar buz etmeyin diyor. Düşmanlık yapmayın diyor. Bir anda Bağdat valisi görevinin başında neyle meşgul bunu anlardı diyor. Bu ne demek ya? Bu ne demek arkadaş ya? Müfettiş yok, ondan sonra teftiş yok, bilmemiş, denetim yok, şu yok, bu yok, rapor yok, bir şey yok, vesaire falan filan. Ne yapayım mesela diyelim Pakistan'da veya Libya, eski ismi Fizan. Oradan veya Yemen mesela, orada peki ne oluyor? Halil uyuyor diye bir rapor geliyor mesela. Gidiyor, geliyor. Manada oradaki şeyh efendi diyor ki falan enlem, falan boylam, falan koordinatlar arasında bulunan yörede Devleti Aliye Osmaniye aleyhine bir hareket tetikleniyor. Derhal o mıntıkaya git, tamam mı? O eşkali şöyle onun adama söyle, şu şöyle yapsın, bırak işi. Hallet ve neticeyi bekliyorum diyor. Ne anlıyorsun sen bu işten? Ne oluyor o an peki? Ne yapıyor peki? Oraların meçhul. Asıl gizli kalan Osmanlı orada işte. Orada. Akşam biraz Yavuz Sultan Selim Camisi'nin imamıyla sohbet ettik de Yavuz Sultan Selim'in birkaç kerametinden bahsettim. Hocam dedi, ben de sana bir şey söyleyeyim dedi. Geçen bilmem ne çocuğu okula mı ne kayıttırıyorum dedi. İşte nakil mi ne bilmem ne milletin müdürüne mi ne gittim ben dedi. Orada birisi bana dedi, aldı kağıtların baktı böyle sakallı yazdı. Kaldırdı attı kağıtları dedi. Geldim de Sultan Selim'e. Gittim kabrine oturdum babacığım. Ya otur okudum ona bir Yasin dedi. Babacığım dedim diyor. Bak böyle yaptılar bana sahip. Ağladım kalktım gittim.
Tekrar yüzüm acattığı için baktım adam yok orada. Dedim işte oradakilere sordum, badem nerede? Onu sürdüler buradan dedi. Mersin'e yüzüm. Zuhayim tüm Sultan Selim böyle yapar işte. Halil, esleme şeytan diyor. Sübhanallah, ey Allah'ım diyor ya. Allah'ın noktası bana tenzih ederim ya. Ya, innel ma'arifelleti ya, bu ilimler ki tezhar ortaya çıkıyor min hazel hakiri. Ha bu hakir dervişten diyor ortaya çıkan bu ilimler var ya, hem de min gayri ihtiyar ha. Bak ben, bak bu kayıt mühimdir. Altını çizmişim ta 100 sene önce. Benim diyor haberim yok bak ona göre diyor. Benim iradem miradem yok ona göre. Min gayri ihtiyarim. Benim de diyor yani olay içerisinde peki hiç bir dahil tesirim yok. Benden gayri ihtiyari meydana gelen habilimler var ya. Lev ictema'a el cemul gafiru büyük bir cemaat bir araya gelseler diyor. Vectehdu çalışsalar fi tasavvuriye. Ya ben ne söylüyorum bunları diyor. Şu anlattıklarımı bir tasavvur etseler diyor. La yudra. Bırak şimdi şeyi yani diyor. Ondan sonra yani bu halleri yakalamak veya bu hallerle hallenmek yani. Ha, la vujtema el cemul gafiru. Büyük bir cemaat bir araya gelseler de. Vectehdu uğraşsalar fi tasavvuriye. Şu bilgilerimi yani şöyle bir hulasa etmek ondan sonra kafalarına bir harman yapmak isteseler diyor Ömer. La yudra bilinmez. Yeteyesseru bu mümkün olacak mı bu tasavvur? Ev la. Veya da olmayacak mı yani? Şu anlattıklarım bir defa anlayacaklar mı? Anlamayacaklar mı? Ha kafalarında ona bir şekil verebilecekler mi? Veremeyecekler mi? Bu dahi bilinmez diyor. Bak şey değil mi yani? Bu adamlar ha ondan sonra la vujteme el cemul gafur mesela la yuta ondan sonra veştehedu ondan sonra fi vusuliha demiyor burada. Fi vusuliha demiyor buraya ulaşmak yani. La yudra yani el vusul yeteyesir evla bu makama gelirler mi gelmezler mi onu söylemiyor sana. Ya veştehedu fi tasavvuriha ha bu anlattıklarım var ya kafalarında bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Bunu diyor hayal etmeleri bile diyor mümkün olur mu olmaz mı bu da bilinmez diyor. Aslında biri diyor ya ben de bilmiyorum diyor yani. Geliyor. Min gayri ihtiyar oldum böyle diyor yani. Ben ya böyle yani bir yanardağ 50 sene yanmadı sonunda bir fışkırdı. Cuu diyor ondan sonra hadi bakalım. Yanardağ şimdi kükredi, kraterler, lavlar attı dışarıya bilmemeler. Yanardağ şimdi patladı, gümledi, o ateş böyle su gibi akıyor. Yanardan haberi var mı? Yok. Yok. Ama... Oldu böyle diyor Mustafa. Kendi de bilmiyor o zaman bazı ishal ettiği şeyler değil mi hocam? Farkında değil, geliyor aktarıyor yani. İmam Kuşeyri diyor ki, velinin kendisinden keramet sadır olduğu zaman kerametinin sadır olduğunu bilmesi gerekir mi gerekmez mi? Ehl-i sünnet vel cemaat dedi ki, velinin kendisinden meydana gelen kerametten haberdar olmamaları da mümkündür. Şu an Ramazan Filistin'de savaşıyor Yahudilerle. Ramazan burada, küfesi burada. İnşallah olur. Ondan sonra ama ruhu orada geziyor vesaire. Tamam mı? Böyle de olur. Ama kendi haberi yok bundan. Kutup olduklarını bilmemeleri durumu? Olur, fark etme. Kutup ne ki ya? Kutup ayak takımı. En yüksek manada, kutup medar. Ne, ya ne? Kutup medar da aşağıda. En yükseği Gavsansın. İşte sen dışarıda efendim hava atarken biz Ramazan'ın okuyun, onlar konuşuyorduk burada. Teneffüse bile çıktın, kaybettin. Ne oluyor şimdi Zeynel? وَاشْتَادُوا فِي تَصَوُّرِ لَا يُدْرَى يَتَيَسْرُ اَوْلَى Tamam mı? Ha bu anlattıklarımı düşünebilecekler mi düşünebilecek o da bilmiyor. وَيُشْبِهُ benziyor en يَكُونَ olması الْحَزُّ الْوَافِرُ yani çok büyük bir nasibin olması مِنْ هَذِي الْمَعَارِفِ Allah 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 benim bu anlattıklarından var ya çok büyük bir hissenin ne olması نَصِيبِ حَضْرَةِ الْمَهْدِي الْمَعُودَ عَلَيْهِ الرِّضْوَانِ ahir zamanda gelecek olan Mehdi bile benim şu anlattıklarını sıfat edecek diyor. Allah Allah. Hani bu ilimlerle belki Mehdi oluyor. Ben anlamam bu işi. Allahu alem. Mehdi dahi bu fakirden alacak diyor hocam diyor. Onun için diyorlar ki yani eğer yani şeyden sonra nedir ya yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Bekir Sıddık'ın peygamber olsaydı ya, o olur diyor falan çık onu. Eğer
gelecek olsaydı bu olur diyorlar ulema. Sahabe hariç değil mi hocam? Yalnız burada göz meselesi, tabii sahabe hariç. Göz meselesi, göz meselesi, göz meselesi. Ona göre. Mehdi dahi yani bu konuda alacağını ufakiden alacak. Ama arkadaşlar beni de silin diyor. Beni de silin diyor. Ben de anlamıyorum ne oluyor diyor. Böyle bu işler. Onun için her zaman söylüyorum. Bu kitap kıyamete kadar okunacak kitap. İster tefsir oku, ister hadis oku, ister fıkıh oku. Oku ama bundan vazgeçmek yok. Şeyh Abdülhakim Arbasi'nin buyurduğu gibi yani. Ba'de kitabillahi ve kütübü sitte manendi İmam Rabbani mektubat İmam Rabbani hiç kitap çapmış şu de es buyuruyor. Yani kütübü Allah'ın kitabı bir, kütübü sitte iki arkadan bu kitaptan daha değerli bir kitap basılmıştı Necip Fazıl Üstad'ı Hacı Abdülhakim Arvasi. Ama göz meselesi ona göre bu meseleyi kavrarken Fatih Camii'nin minaresinin dibinde durup da bunu düşünmeyeceksin. Ta en son şerefi var ya, oraya çıkacaksın, oradan bakacaksın İstanbul'a. Ona göre. Şiir. Şimdi Halil diyor ki, ya fazla konuşuyor diyor Rabbani. Fatih Can cevap veriyor. وَمَتَا اَتَا بَابَ الْعَجُوزِ خَلِيفَ اِيَّاكَ يَا سَعِي وَنَتَّسِ بَالِكَ وَمَتَا ne zaman eta gelse بَابَ الْعَجُوزِ ihtiyar bir kadının kapısına diyor, halife. Peki, bir halife gelse, eğer halife diyelim bir koca karının evine misafir olarak geldiyse misal İyyâke ya sahi ya sahibu burada terhîm var münaday murakham arkadaş seni ben sakındırırım vanet ve sibalike yani minnet ve sibalike bıyıkları sen niye yoluyorsun hasibinden diyor eğer diyor halife gelip de diyor ondan sonra bir koca karının kapısını koca karının kapısına gitti halife bizim kapıya gelme diye o kadına diyor olan hasedinle kıskançlığından dolayı onun kapısına gitti benim kapıma gelmedi diye peki bıyıkları niye oluyorsun diyor. Demek istiyor ki Mevla bunu bana verdiyse sana ne oluyor Seyfullah? Saçını başını yoluyorsun diyor. Ya. Fetebarakallah. Nerede kaldı İbn-i Sinalar şimdi işte? Kılsızlar, raziler ha? Ne yapıp diyor? Kaç taraf hocam, kaç yaşlılar. Ne? Fetebarakallah ahsenu halikin diyor. Yani yaratanların en güzel olan Allah Celle Celle noksan sıfatan münezzeh der. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Burada kalsın.